başladı. Allah bakıyor. Pablo. Ay, heyecanlandın mı? Ne sanki? Şaka yapmışsın diye. Merhabalar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kanalıma ve videomuza hoş geldiniz diyorum. Can da hoş geldin diyor tabii ki. Hoş geldiniz. Evet. Bugün soru cevap çekeceğiz. Bayağı uzun bir vlog olacak. O yüzden kahveler alındı, Red Bull getirildi. Ve Can da dediği gibi şartını yerine getirdi. Biliyorsunuz gözlük takacaktı çünkü kameraya bakamadığı için. Neyse dedim sen otur da ne şekil oturursan otur. Bir kahvemi fırtlayayım da kızlar. Bak yine sinek geldi. Yemin ederim yani insan burnunun ucuna mı gelir konar? Can bu sefer menengiç kahvesine şeker kattım. Daha güzel oluyor. Ne sen dedin kat ya şeker. Pablo sen bir git. Bak Azad'ı gönderdik dışarı. Kadir götürdü. Şey şimdi bunu da kucağına koy. Hani o Pablo neydi o kardeş? Kedinin şeyi var ya. Escobar. Escobar gibi kucağına koy. Kucağına şu Pablo'yu. Neyse ben lafı uzatmayayım. Azad da yokken. Şöyle bir keyif keyif bir soru cevap yapalım. Söz vermiştim. Hepsini okuyacağım. Eğer çok soruda aynı şekilde sorulmuş sorular varsa onlara diyeceğim ki cevap vermiştim. Oradan izlerseniz, atlamadan izlerseniz sizin için daha iyi olur. Daha detaylı anlarsınız neler anlattığımı, neler söylediğimi. Atlatarak izlerseniz zaten bir şey anlamazsınız soru cevaptan. Neyse hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Bakalım neler yazmışlar. İlk sorudan başlıyorum aşağı kadar. Bu arada 241 tane soru var ve inşallah hepsini okuyacağım. Yani laptopta bir karışıklık olmazsa. Ben şimdi böyle açtım, sıra sıra okuyacağım. İlk sorumuz Nuray Demir'den gelmiş. İnsanın kızıyla beraber çocuk büyütmesi nasıl bir duygu? Küçük dayı Azat yazmış. Vallahi aslında çok güzel bir duygu. Çünkü insan ne bileyim... daha mı çok birbirini anlıyor acaba diye düşünüyorum. Hani Rümeysa'nın bebeği de küçük, daha anlayışlı oluyor Azad'a karşı. Benimki de küçük bir anneanne olarak hani iki bebeğin de küçük olması daha anlayış yönünden daha iyi avantaj sağlıyor. Bir de arkadaş gibi büyüyorlar zaten. Yani Azad zaten milli piyangodan çıktı biliyorsunuz. Güzel bir duygu. Yani tabii ki de illa da olacak diye bir şey yok ama. Piyangolu bir çocuk. Aynen. Ama şeyini kurmuş, plansız da olmuşsa eğer benim durumumdaysanız da tadını çıkarın diyorum. Şimdi Tuğba Ordu demiş ki canım Nareciğim hayata her ne olursa olsun pozitif bakmayan bakman, gülen yüzün, her şeyin tadını çıkarman, ne bileyim seni izledikçe içim huzurla doluyor. Ben de bir anneyim, çocuklarıma verdiğin sevgin, hoşgörün gerçekten takdir edilecek kadınsın. Seni severek izliyorum. Her zaman kucak dolusu sevgiler gönderiyorum Almanya'dan. Sorum ne kadar üzüntüde olsan nasıl pozitif olabiliyorsun, nasıl başarıyorsun diye sormuş. Vallahi kendiniz yani sizi o üzüntü bir yere var getirmeyecek. Ben hep öyle düşünüyorum. Derin bir nefes alarak yeni bir ana başlıyorum. Çünkü ben kendimi o enerjisizliğin, o kötülüğün içinde boğmak istemiyorum. Kesinlikle depresyona girmeye izin vermiyorum. Halay açıyorum yani beni neşelendirecek bir şeyler yapıyorum. Ne bileyim ya da yemek yapıyorum. Çünkü o anki psikolojide kalmayın. Ne olursa olsun illaki eğer siz isterseniz oradan çıkacak bir yol bulursunuz. Ben öyle yapıyorum. Melda Basri Vada sormuş ki wollt ihr noch ein zweites Kind? İkinci bir çocuk istiyor musunuz diye sormuş. aslında isterdik ama birincisi hani artık yaş ve Azat normal olmadı biliyorsunuz. Yeniden bir tüp bebek süreci gerçekten çok çok zor ve Rabbim o süreçte olan herkese de bol bol yardım etsin. Kurban olduğum Rabbim kimsenin elini boş göndermesin. Yani olmaz yani. İstesek de olmaz. Zor. Yani. Büşra Ercan da demiş ki çok yakışıyorsunuz. Bir şey sormak bile istemiyorum. Mutluluğunuz yüzünüzden okunuyor. Allah razı olsun canım benim.
Angel da demiş ki, bu benim Angel. Enerjine bayılıyorum. Favori ablamsın, biliyorsun. İnsanlığına bayılıyorum. En önemlisi sorum, Can abinin ailesiyle nasıl bir ilişkin var? Genel olarak düzenli araşır mısınız? Evet Angel'ım, genel olarak Can'ın ailesi zaten her akşam bizim evde canlı yayındalar. Şimdi ben şahsi kendim hiç aramıyorum onları kendi telefonumda. Çünkü zaten Can her gün görüntülü arama yaptığı için evin içerisinde karışık o şekilde konuşuyoruz her gün. Ama tabii ki de diyalogumuz çok iyi. Allah razı olsun ailesinden. Çok çok iyi insanlar. Mesafe yok aramızda. Aynen mesafe yok. Yani bir tuş. Aaa Pablo. Sıcak ya. Camı açsana üstten. Açamıyormuş. Şurayı tüm aç istiyorsan şey yap. Güneş şey çekiyor mu? Bu arada Pablo telefonu düşürdü. Diyorum ya, biri gidiyor biri geliyor. Neyse devam edelim. Tuğba TV yazmış ki, Nara abla, ilk başta annem seni evin içinde izliyordu. Ben de sadece sesini duyuyordum. Sesin o kadar pozitif ve enerjik geliyordu ki bir gün anneme merak edip kimi izliyorsun diye sorup seni görünce ne tatlı bir kadın demiştim. Sonra öyle ilk birkaç videonuzu izledikten sonra bir daha bırakamadım. Şu an annemden çok izliyorum seni. Abim Almanya'da yaşıyor. Bir gün oraya gelirsen seninle tanışmayı çok isterim. Çünkü karakter olarak kendime sende buluyorum diyebilirim. Şu an 24 devam okuyayım. 24 yaşındayım ama geleceğimi sende görüyorum. İnşallah Allah ailecek mutluluğunuzu daim eder. Soruma da gelirsek, tariflerin sunumların çok güzel. İleride yaşadığınız yerde böyle ev yemekleri tarzında bir işletme olsun ister miydin? Ya da böyle bir hedefin var mı? Aslında var canım benim. Öncelikle beni takdir ettiğin, örnek aldığın için de çok çok teşekkür ederim. Tabii ki kötü huylarımı kesinlikle örnek almıyorsunuz, tamam mı? Yani bende güzel gördüğünüz şeyleri örnek alın. Öyle bir hayalim de aslında hep ezelden beri bir hayalimdir ki böyle bir küçük bir kafem ya da ne bileyim küçük bir lokantam olsun isterdim. Nasip kısmet artık bilemeyiz, gelecek insana ne gösteririz. Bu arada bazen dişin arasına giriyor, onu da kusura bakmayın, kelimeler farklı çıkıyor. Necla Kara Çavuş demiş ki, eşinizin ailesi size geliyor mu veya siz hiç gittiniz mi? Güzel aileye selamlar demiş. Eşimin ailesi bize gelemez. Onlar Türkiye'de ama tabii ki biz de gidip geliyoruz da azap doğduğundan beri gitmedim hiç doğru dürüst. Ama inşallah yazın planlıyoruz. Korona. Bakalım. Korona geldi çıktı. Ne bileyim başka yerlere gittik. Ama tabii ki eşim annesi hastayken gitmişti öyle yeni. Ama o zaman daha video çekmiyordum pek. O zaman bir gidip gelmişti ama şimdi yazın inşallah Allah nasip ederse gitmeyi düşünüyoruz tabii ki bir engel çıkmazsa. Sevgi Seli demiş ki, blog çektikten sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? İyi veya kötü anları neler? Ekonomik açısından çok büyük bir fark mı verdiniz? Emeğe değiyor mu? Dürüst cevaplar gelir inşallah demiş. Tabii ki de değiyor. Hani böyle tutulursanız, sevilirseniz, izlenmeleriniz olursa tabii ki sizi mesela diyelim atlatmadan izlerlerse, hani böyle oluyor ya, sadece merak ettiğin yeri izlersen tabii ki sana bir faydası olmuyor. İstersen 100 bin, 200 bin izlensin videoların. Önemli olan videoları düzgün izlemek. Tabii ki faydası oluyor. Ekonomik açıdan da tabii ki de faydası oluyordu. Evet, ben yine her yeri gezerdim, yapardım, ederdim ama şimdi diyelim ki daha iki tık daha fazla rahatım. Ve evimde çalışıyorum. Yani, ikinci rahatlığım da o. Yani, evet, evimde çalışıyorum. En azından yani en azından gidip dışarıda başkasının emrinde değilim. Sigortamı kendim yatırıyorum ve evimin içerisinde çocuğumun yanı başında bana göre bir iş öyle. Yani güzel yönleri de buydu. Kötü yönleri de siz kadar fazla temizlik yapamıyorsunuz. Çünkü zaman yok o kadar. Hani eskiden mesela dip köşe yapardınız her hafta, işte cam silinirdi, dora yatağın altı, buranın şuranın temizlerdiniz. Ama şimdi o kadar bir fırsatım yok. Tabii ki birincisi Azat küçük. O temizde fırsat zaten bulamıyorlar. O anneleri olan, küçük bebek anneleri olan zaten anlar. Ama diğer yönden de videolarla uğraştığım için o kadar fırsatım yok. Hemen yarım saat içinde evin içerisinde neler yapabilirsem artık.
çamaşır mecbur günlük şeyleri yapıyorum. Ama dip köşe temizlik o kadar her zaman yapamıyorum. Onu mesela diyelim 2-3 haftada bir her yerde dökülüp silinir o. Yoksa normal yapıp geçim, kötü yanı da bu. Evet, şey yazmış ki, Ferit Aler yazmış ki, bir videomda Viyana'ya taşınmayı düşünüyorum yorsunuz diye belirtmiştin. Bu hala güncel mi? Evet, sen neden köyünüz çok güzel demiş. Valla biz taşınmayı istiyoruz ama Viyana demiştik, ama Viyana mı olur, başka yer mi olur, aynı buralarda bir yer mi olur bilemem. Ama bu evden taşınmayı istiyorum tabii ki de, öyle güzel temiz bir ev denk gelirse inşallah. Ama nere olduğunu tam bilmiyoruz. Viyana'dan da biraz şeyim, çünkü çok karabalık. Hani biz böyle sakin yere alışmışız. Diğer çocuklar büyümüş artık, Azat büyük şehirde büyürse neler olur. Biraz şüpheli yani Viyana. Gül Altuntaş demiş ki, sevgili Nari Hanım, yemek tariflerinizi eşlik eden o güzel sohbetinizi dinlerken eğitim durumunuzu hep merak ediyorum. Çok güzel bir soru sormuş. Oxford'dan. Halk mezunuyum ben. Ben de Ankara Üniversitesi. Sen nerede okudun? Ankara Üniversitesi. Valla ben var ya, ortaokulu zar zor bitirdim. Çünkü benim okul yıllarım çok şeyli geçti. Çok şiveliydi yani, ders yapamazdım, notlarım hepsi kötüydü. Öğretmenler de yazdık bana, acıdıkları için hep sınıfı geçiriyorlardı. Çünkü aileyi de biliyorlardı. Beni sınıfta bırakıp ne yapacaklardı ki yazdık. Geç kızım diyorlardı, işte o notlardan geçirdim. Ama hayat tecrüben beni bu kadar bilgili eden, bu kadar hani size göre hep diyorsunuz işte çok bilgilisin, çok enerji dolusun, ne bileyim. Kendi kendimi eğittim diyebilirim. Yani kendi öğretmenim oldum ben. Başka da hiçbir yerden destek almadım zaten. Adam demiş ki, yaş farkının hiç Can abi yüzünüze vurdu mu? Dürüst cevaplar bekliyoruz demiş. Valla bugüne kadar hiç vurmadı. Can yüzüme bak bir vur, diyor mu? Yok asla. Gerçekten zaten hiç olmadan da söylüyorum. Ne yaş farkını ne de kiloyu asla. O hep der, diyor ki yani, hep senin ruhunu yani senin kalbini seviyorum. Ben ne yapayım ki senin vücuttaki etlerini ya da yaş farkı. Yaşta Can 70, aman Can 85 doğumlu. Evet. 84 tabii, o hep öyle bir babası gibi bir yaş büyük öyle yazdırmış. İşte askerde öyleymiş. Ben de 78 doğumluyum. Yani 7 mi yaş oluyor? 6-7 yaş oluyor. O da fazla büyütülecek bir şey değil diye düşünüyorum. Gül Altındaş yine demek. Tamam, onları sorduk. Şimdi sıra şimcik Bahse Hacıoğlu demiş ki, sizi izlemekten ve sanalda olsa tanımaktan mutluluk duyuyorum. Birbirinize aşkla bakıyorsunuz. Rabbim bir yastıkta kocatsın ve Azad'ın da damatlığını görmek isteriz tabii ki de. İnşallah Rabbim ömür verirse. Sorum, Can Bey'in ailesi hiç ziyaretinize geldi mi? Teşekkürler. Ha, onu cevaplamıştım tabii ki, yok. Türkiye'deler çünkü. Fidan Çiftçi de demiş ki, yetişkinliğe hangi yaşta adım attınız? Attığınızı düşünüyorsunuz. Çocukluğunuzla ilgili en çok özlediğiniz şey nedir? Fransa'ya gelmeyi düşünüyor musunuz? Yetişkinliğe annem öldüğünde adım attım. Çünkü bir çocuğun annesi öldükten sonra o çocuk bir anda koskocaman bir kadın olur. Koskocaman kendisi, ne bileyim, büyür bir anda. Bütün derdini, sıkıntısını anlatacak kimsesi olmadığı için kendisiyle kalır. O yüzden onu diyeceğim. Çocukluğunuzla ilgili en çok özlediğiniz şey nedir? En çok özlediğim şey oyun oynamaktı. Belki de o yüzden hani hiçbir şekilde bir oyuncağım olmadı. Hiçbir anda bir oyun şeyim olmadı. Oynama fırsatım olmadı. Öyle şeyleri özlerim. Yani şu an hala da öyleyim. Severim yani oyun oynamayı, oyuncak almayı. Azaptan önce kendimiz merak ediyoruz. O herhalde çocukluktan kalmış. Fransa'ya da evet gelmeyi düşünüyoruz. Çünkü eşimin amcası falan Fransa'da. Neredelerdi ki onlar? Paris'te yakın mıydı? Bir saat falan. Oraya inşallah gelmeyi düşünüyoruz tabii ki de. Duygu Ö demiş ki, selam güzel ablacığım. Çok pozitif bir insansın. Bunu nasıl başarıyorsun? Bizlere paylaşır mısınız? Seni ayrıca seviyoruz. Valla pozitif benim de işte hep çoğu soru öyle ama... biraz da Rabbimin vergisi, yani kurban olduğum Rabbim belki o pozitif olmayı
hani ne bileyim ben hep diyorum ya, yetim kaldığım için Allah'tan gelen bir şeydir. Ve bir de kendinizi nasıl alıştırırsanız o şekilde olur. Ben çocukluğumdan beri hiçbir zaman olaylara kötü yaklaşmadım. Hiçbir zaman bir şeye kötü bakmadığım için yani kötülük benim ne beynimde ne de kalbimde yeri yok. O yüzden bütün hücrelerimi pozitiflik sarmış diyebilirim. Yine Nuray Demir demiş ki nasıl bu kadar aynısı? Nare abla demiş. Alef Küçük Şahin de demiş ki kameraya? Ha sen bak ben okuyayım. Annem ile sizi izliyoruz. Enerjilerinize bayılıyoruz. Bu enerjinin sırrı nedir Nare ablacığım demiş. Aynısı da pozitif işte enerji de o günde. Tamam sen gidip gelebilirsin arada. Yani cevapladım işte pozitiflik insanın içinden gelen bir şeydir. Ve hiçbir şeye kötü bakmamak ama eminim ki sizler de yavaş yavaş öyle adımlar atarsanız kendi içeriğinizi diyebilirim. İçeriğinizi değiştirebilirsiniz. Hani beyninizi, düşüncenizi bu tamamen sizin elinizde. Siz istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz. Canan Nali demiş ki soru aklıma gelmiyor ama Can Can kardeşimin kaba halini çok seviyorum. İyi ki birbirinizi bulmuşsunuz demiş. Teşekkür ederiz. Evet Can zaten öyle ki o kibar olamaz. Ben de olamam yani. Öyle biz bağıra çağrışa konuşuyoruz. Cemile de demiş ki merhaba Narinciğim. Seni kız Kırgızistan'dan selamlar. Seni severek takip ediyorum. Her gün bekliyorum vlogunu. Ailem gibi oldun. Kızım da şimdi seni Polonya'da öğrenci. Anne seni özledikçe Narin ablamı açıp izliyorum diyor. Aile sıcaklığı veriyor diyor. Çok kendimi iyi hissediyorum diyor. Aynı sana benzetiyorum diyor. Sorum yok. Her zaman ki zirvenizde maşallah devam et böyle sevgiler. Biz de size sevgiler gönderiyoruz. Allah razı olsun. Nuray da yazmış ki çok seviyorum seni abla, Fransa'dan takip ediyorum. Çeyiz için önerilerin nelerdir? En önemli alınacak şeyler nereden başlanır? Şimdiden teşekkür ederim demiş. Valla nereye başlayacağım? Kaşık bıçakla başla işte. El hasmadı, tencere, tabak öyle şeyler önemli zaten değil mi? İşte süpürgesiymiş zaten nereden başlanılır derken o günlük ihtiyaçları zaten ananın evinde kullanıyorsun canım benim. Biliyorsun hani gerçekten sana ne lazım işte ön temel. Ama sana tavsiyem ilk aşamada her şeyini markalı ve pahalı şeyler alma. Çünkü siz evlenince her şeyi kendiniz yapacaksınız, her şeyi kendiniz deneyeceksiniz. Gün gelecek tavalarınızı yakacaksınız, çizeceksiniz, kıracaksınız, dökeceksiniz. O yüzden standart normal fiyatında olan şeyleri alın, kullanın. Eliniz güzelce alıştıktan sonra kendinize güzel güzel istediğiniz markalardan alıp kullanırsınız. Size tavsiyem bu yani hemen direktmen markaya saldırmayın evleneceksiniz diye. Ben kızıma öyle yapmıştım, çok da iyi yaptım. Hani onlardan öğreniyor sonra şimdi de zaten kendisine istediği marka şeyleri alıp kullanıyor. Gülay Mustafa Sönmez demiş ki Nareciğim ben Gülay seni ve aileni seviyorum. İtalya'dan takip ediyorum. Çok iyi bir annesin, güçlü bir kadınsın. Tek başına tüm engelleri aşarak yavrularınla birlikte nasıl bugünlere geldiğini izledim. Anlattığın videolarda yorulduğum, hayatta zorlandığım zamanlarda senden ve o güzel enerjinden güç destek alıyorum. İyi ki varsın demiş. Hele Azat yok mu demiş. Bayılıyorum ona hareketlerine, konuşmalarına. Sorun şu cıvıl cıvıl enerji yüksek bir insansın. Bu enerji düştüğü, yorulduğu zamanlarda neye sığınır? Nereden güç, kuvvet, destek alırsın? Buna benzer de bir soru gelmişti ama yeniden cevaplayayım. Derin nefes alarak ve kendimi o ortamdan uzaklaştırarak. Hani ne bileyim bir camdan dışarı bakmanız. Bir hoşunuza gidecek bir müzik, bir video, öyle şeyler de sizi alıkoyabilir. Mutfakta iş yapmak da alıkoyabilir. Orada kalmayın. Canu demiş ki maşallah sizi Allah ayırmasın, mutluluğunuz hiç bozulmasın, Allah razı olsun. Hatice de bizlere yansıyan mı bu bilmiyorum ama bu kadar pozitif ve güler yüzlü olmayı nasıl başarıyorsun? Bu arada maşallahsın. Aynı sorular kızlar, onlara da cevap vermiştim. Kader Aslan demiş ki selam Nare abla, sizi severek izliyorum. Benim sorum eşinizin ailesiyle görüşüyor musunuz? Türkiye'ye gittiğinizde onlara gidiyor musunuz? Almanya'dan kucak dolusu sevgi. Buna da yanıt vermiştik. Tabii ki de görüşüyoruz canım benim. Hatice demiş ki abla sizleri severek izliyorum. Çok güzel bir eş ve ailesiniz. Rabbim mutlunuza daim etsin.
İnşallah seni izleyince enerjim yerine geliyor. Yabancı ülkede yaşamanıza rağmen çocuklarını çok güzel yetiştirmişsin. Maşallah size. Azadım da seni de çok öpüyorum. Merak ettim. Soru ileride bir restoran açar mısın? Yemeklerin harika güzel. Eğer açarsan abla nacizane fikrim bu. Teşekkür ederim. İnşallah canım. Zaten buna benzer de bir cevap vermiştik. Nasip kısmet. Tabii ki de isterim yani. Reyhan Üçgün demiş ki YouTube'da gezinirken Allah seni karşıma çıkardı. Seni izlerken çok mutlu, huzurlu oluyorum. 8 yaşındaki kızımla uyumadan önce seni izliyoruz. Herkes masal okur. Allah herkese senin gibi eş, dost, arkadaş, komşu nasip etsin. İnşallah şimdi geleyim soruma. O kadar pozitif, güler yüzlü bir insanız. Evinde olsun veya çevrede biriyle olsun, gerçekten sinirlenip birbirinize girdiğiniz oldu mu? Ya sinirlenme bilmiyorum ki. Ben öyle durumlarda genellikle yine sakin. Benim zaten dövüşürken de bile gülümsediğim için karşıdaki insanlar beni ciddiye almıyor. Yani daha doğrusu öyle hiçbir saç baş girişimde bulunmadım. Evet can, seninle dövüşürken de öyle oluyor. Bir tartışıyor da sıratıyor, ondan sonra dövüş bitiyor. Bilmiyorum, hiç öyle bir şey yaşamadım bugüne kadar ama yine de kötü düşünmüyorum. Niyaz Mengü demiş ki Nare ablacığım, seni severek takip ediyorum. Maşallah çok hamaratsın, evlatların çok güzel yetiştirmişsin. Can abiyle de çok yakışıyorsunuz. Bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Teşekkür ettim. Ayşe'cim de demiş ki süper anne, süper anneanne, süper eş, süper arkadaş ve komşu ve süper YouTuber. Valla kıskandım sizi. Ayrıca Azad'ın hastasıyım. Tombul yanaklarında kocaman öpüyorum. Tam canım benim. Teşekkür ederim. Rabia Ömer demiş ki abla, her şeye kusur bulan insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Bu durumda kendini suçlar mısın? Niye suçlayayım ki? Kusur onda, o zaten kusur üzeri yaratıldığı için. Kusurlu bir insanda kendini hiç suçlamana gerek yok. Ve onu ciddiye alma yani. Boşver, he he de geç. Ne yapacaksın sen? Sen yeter ki onun gittiği yoldan gitme. Onun ahlakını kendine bağlama yani. Ayşe Güler demiş ki maşallah size Rabbim mutlunuzu daim etsin. Allah razı olsun. Suzan 21. Maşallah çok pozitifsin. Her zaman güzel yüzünüz, bu enerjiniz hiç bitmesin. İnşallah iyi bir annesiniz. Anneler neler annelere neler önerirsiniz? Annelere birinci olarak çok gerçekten sabır işi. Anneler çocuklarıyla daha çok iletişimde olun. Yani ne bileyim, daha çok sohbet edin kızlarınızla, oğullarınızla. Onları anlamaya çalışın. Eğer onlardan uzak durursanız, hani resmiyet bir annelik ya da bir babalık tasdiflerseniz, o çocuklar zaten otomatikmen sizden uzak duracaktır ve hiçbir şeylerini sizlerle paylaşmayacaktır. Yani arkadaş olunuz. Yeri geldiğinde anne olacaksınız, yeri geldiğinde arkadaş olacaksınız. Zeynep Dere demiş ki, doktor mu acaba can, Dere yazsın. Nare abla videolarını güzel enerjin için izliyorum. İnsanı rahatlatan bir tarafın var. İnşallah hep mutlu olun, çok yakışıyorsunuz demiş. Allah razı olsun. RS Mavişte de demiş ki Rabbim mutlunuzu daim eylesin. İnşallah ablam ne güzel bir resim, maşallah, teşekkür ederim. Suzu Sade demiş ki selam Naricim, benim enerji kaynağım. Maşallah seni ve aileni çok severek izliyorum. O çocukları nasıl güzel yetiştirmişsin ve o kadar temiz kalpliler ki, maşallah diyorum sana. Ve güzel aile, yeni yılda sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur diliyorum. Soruma gelince zaten hep pozitifsin, maşallah. Oldu ki kötü bir durum var, onun da nasıl başa çıkarsın canım benim ve her daim nasıl pozitif olabiliyorsun, he kurban demiş. He kurban, ben de zaten bir sürü cevap verdim. Yani başa çıkmak zorundasın, o kötü durumun içine kendini, kötülüğünü katıp sen de o durumun içine girerseniz o zaman çıkmaz bir yola girersin. En iyisi sessiz kalıp hiç cevap vermemek o kötü durum anına. Ve sakinleştikten sonra ne yapacağının kararını vermek. Sevde VVVV demiş ki can abimin ailesi sizin evliliğiniz kararınıza nasıl tepki verdi? Birinci soru. Arabayla Türkiye'ye gitmeyi düşünüyor musunuz? Daha büyük bir ev taşınmayı istiyor musunuz? Can abinin ailesi ilk başta tabii ki can söylediğinde şey yapmışlar, hani sonuçta 4 tane çocuğu var, bir evlilik geçirmiş.
sıkıntı yaşarsın, sen bekarsın işte bir kere demiş ailesi zaten. Can da hayır, ben ne olursa olsun ben evleneceğim o kadından, istersen onun çocuğu olsun dedikten sonra ailesi o günden sonra zaten hiçbir kelime etmediler ve beni tanıdıktan sonra da normal bir şey. Aynen. Acayip sevdiler. Yani gerçekten çok sevdiler ve o günden sonra da hiç asla bir sorunumuz, bir sıkıntımız olmadı. Aha dün yine baban telefonda ne diyor? Dünya dursun, narin densin. He, öyle diyor. Benim gelinim bir tane. Dünya dursun, dün narin densin. Nerede buluyorsa öyle. Ay dedim baba nasıl güldük ya diyor. Dünya dursun, narin. Ben tek başıma dönüp ne yapayım dünyada? Bana can da kalaydı. Arabayla da valla ben çok seviyorum araba yolculuğunu ama arabayla gitmek için bayağı izinizin uzun olması lazım. Hani 1-2 hafta için arabayla da gitmek mantıklı değil. Çocukla yorum. Evet, hani böyle 1 ay 2 ay hani gidiyorlar o zaman ya, çok güzel arabayla gidiyorlar. Şüheyde Akbulut da demiş ki idolümsün canım ablam. Yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur dolu bir yıl geçirmenizi dileğiyle inşallah hep beraber. Our Borunt da demiş ki çok gülen insanlar yalnız kaldıkları mesela gece uyurken çok ağlar diye bir söz duymuştum. Ben de senin gibi ne olursa olsun gülen bir insanım ve en az haftada için değil. En az haftada iki gece ağlama krizine giriyorum. Sen de öyle şeyler oluyor mu? Can ben iki gece ağlıyor mu bekliyorum? Ya o genel olarak konuşmuş. İnsanlar insana geçmiş. Yok duymuş öyle bir şey olduğunu. Ama bende öyle bir şey yok. O doğru bir şey. Çok gülen insan gizli gizli ağlar diyorlar da. Ha, o adam o çağdaki insanlar için bahsetmiş. Benim hiç alakası yok. Aynen bana yeni nesil farklı. Yani yeni nesil farklı. Ve bende hiç ağlama krizi. Tabii ki üzüldüğüm anlar bende ağlarım, bende zırlarım ama öyle gece yalnız kalınca falan, hele ben yalnız kalınca direkt kendimi halaya falan buluyorum. Ben niye ağlayayım ki? Ben hiç öyle durduk yere ağlamam. Ben yalnız kalmıyorum, gece uyuyorum hep. He, ben de uyuyorum. Ağlamadım. Yani bende öyle bir durum yok. Hasret Ulu demiş ki merhaba abla, seni severek izliyorum ve senin videolarına bakınca moralim yerine geliyor. O gülüşün yetiyor. Eşin de sana aşkım canım diye sesleniyor mu hiç? Vallahi hep hayatım aşkım diyor da kameraların önünde hiç konuşmuyor ki, adamı zor alıştırdık zaten. Ya biz de ünlü bir anne derler ona, yıllardır kamera karşısında değildik, o kadar da tanırım yani. Ama biz gene de hep öyle konuşuruz aşkım canım, tabi arada başka şeyler de uçuşuyor da. Ne? Halk şeyler şimdi onları şey söylemiyor, canmış varmış falan. Ne gerek var? Asuman Erdoğan demiş ki can kardeşim ailesi Azad'ı canlı canlı gördü mü hiç ve onların yanına gitmeyi düşünüyor musun? Sizi çok seviyorum. Canlı canlı görmediler ama kamerada her gün görüşüyorlar zaten. İnşallah tabii ki yazın gideceğiz canım benim. Ruşen Yıldırım demiş ki çok güzel bir ailesiniz. Allah mutluluğunuzu daim etsin. İnşallah Rumeysa'yı da çok beğenerek izliyorum. Çok güzel evlatlar yetiştirmişsin. Allah bağışlasın. Can abiyle bir tane daha çocuk düşünüyor musunuz? Olamaz zaten düşünsek. Azat bize yeter. Delal GRG demiş ki merhaba Narin abla, Hollanda'dan selamlar. Çok samimi ve pozitif olduğun için hep güzel enerji veriyorsunuz. Hiç YouTube'dan bulanıp bırakmak istediğiniz zaman oldu mu? Valla şimdiye kadar... İşi bırakmak da geliyor bazen insanların içine değil mi? Ama... İşten ayrılmak hani. Gerçek çalışmada aynen. Ama YouTube'da... Bilmiyorum ki, hiç düşünmedim öyle. Bıraksa da sonuçta başka işlerle yapmak zorunda. Ya yok, hani bazen insan diyor mu aman bırakacağım. O oluyordur. Yani çok nadir bazen. Ama belki bir iki defa olmuştur yani kanal açtığımdan beri. Zeliha Bünyamin. Maşallah size Allah her daim böyle mutlu etsin. Amin. Rabia Ömer demiş ki Nara abla evde 6 kişiniz ve çocuklar çalışıyor. Alışveriş yaptığınız zaman sadece eşin mi karşılıyor yoksa çocuklar maddi yöne katkıda bulunuyor mu? Almanya'dan selamlar. Kızlar tabii ki de birbirimize katkıda bulunuyoruz. Çocukların ihtiyaçları olduğu zaman, bir sıkıntı olduğu zaman çocuklardan para almıyoruz. Ama borçta oldukları zaman tabii ki de eve para ödemek zorundalar. Yani herkes 100 euro, 200 euro ne yani böyle bir alışveriş parası diyelim. Yoksa herkes kendi parasını yerse bir evin içerisinde o evde zaten bir düzen, bir direk olmaz. Yani bizde öyle bir para, bu benim param, bu benim param diye bir sıkıntı yok.
Kim kime lazımsa o hemen öbürü çıkarır verir. Hemen o öder, hemen o yapar. Ama genelde hani benle Can beraber gittiğimiz için genelde Can'ın hesabından ödenir her şey. Çocuklar da hani bana verecekleri zamanda o da benim hesabıma gelir. Benden de kira, mira, şu bu ödeniyor. Yani iki hesabı kullanıyoruz evin alışverişine falan. Aysel demiş ki Nare abla enerjin harika, bize de depoluyorsun enerjin, teşekkürler. Rica ederim canım benim. Zeynep demiş ki seni büyütürken en zorlayan çocuğun hangisi oldu ve neden? Bir de Can abinin en çok ne özelliğini seviyorsun? O senin hangi özelliğini seviyor en çok? Valla en çok Kadir'de zorlanıyordum. Kız Kadir bir inat da okula gitmiyordu. Şişkoydu ya. Pantolon giymiyordu Can, beni oynatıyordu. Mahsustan göbeğini böyle öne doğru şişirirdi. Ben de pantolonun düğmesini kapatamazdım. Ondan sonra kendini yere atıp ağlardı ki ben okula gitmiyorum, pantolonum yok, elbisem yok. Kadir'le bayağı bir sıkıntılı yıllar geçirdik. Ama sonra çok efendi ve akıllı oldu. Canında en çok sevdiğim özelliği dürüst olması ve merhametli olmasını çok seviyorum onda. Zaten onu komple seviyorum da yani en çok merhamet ve dürüstlüğünü seviyorum. Can sen bende ne seviyorsun ki acaba en çok? Öyle bir soru gelmedi. Valla sormuş. Aa, yok. Can abinin en çok ne özelliğini seviyorsun? O senin hangi özelliğini seviyor? Valla özellik değil, seviyorum işte. Komple seviyorum ha? Valla ne özelliği bilmiyorum ki yani, seviyorum işte. He. Mesela, özellik ne olabilir ki? Yani mesela şunun özellik bu için. Mesela yalnız ya sevenliğimi mi seviyorsun, gülüşümü mü seviyorsun, hani ne bileyim, inatım ya onu sevmiyorum. Ya bazen inatsın diyor bana. Kötü olmamanı seviyorum diyor. Yani öyle iyi mi? Niyetimi seviyor herhalde. Ya öyle mi, öyle mi diyor? Öyle denir işte. Neyse ya komple diye. Kurbette bir aile demiş ki selam ve dua ile her şeyin başı sağlık ve huzur. Aynen öyle canım benim. Eylem Kavsara demiş ki ablam ergenlik döneminde nasıl idare ediyorsun? Çok sakin kalarak, biraz çocukları rahat bırakarak, değil mi? Çocuklar hakkında soruyorsun kesin. Sakin kalacaksın ve onlara sürekli neyin var, neyin var, niye böyle yaptın, niye böyle yaptın deyip sorularla boğmayın. Biraz bir rahat bırakın, kendi başlarına kalsın ve onlar konuşmak istediği zaman zaten size sığınacaklardır. Zeriha Tarhan demiş ki Nareciğim çok tatlısın, çok pozitifsin ve enerjiksin. Beni çok güldürüyorsun, konuşmana bayılıyorum. Hayatımda bir videoda anlatmıştım, biraz bilgi sahibiyim. Ama her videonun arkasından birbirinizin kırmayın ve üzmeyin. Hayat çok kısa diyorsun, bu çok hoşuma gidiyor. Sorun seni hiç kırdılar ve üzdüler ve de sen hiç kimseyi kırdın ve üzdün mü? Tabii ki de beni çok kırdılar, çok üzdüler. Ama onlar beni kırdıkça ben onlara gülücüklerimi verdim, gülümsedim yani takmadım beni kırdıklarına. Bilerek ben hiç kimseyi kırmadım. Ama bilmeden de kırdıysam da onu da bilemeyeceğim artık karşıdaki insanlar der, değil mi? Ben bugüne kadar kimse gelip demiyor hani sen beni kırdın ya da kalbimi kırdın. Önemli olan gerçekten kalbinizin temiz tutmanız. Kaya demiş ki maşallah berekallah diyorum, sadece mutluluğun daim olsun, Allah razı olsun. İsmet Demirel demiş ki Nare Hanım çok akıllı ve çok becerikli bir kadınsınız. Anneniz öyle, keza her yere yetişmeniz gerçekten takdire şaya, sizi tebrik ediyorum demiş. Allah razı olsun. Belki bu arada yorumları biraz yanlış okuyordu. Siz anlıyorsunuz zaten. Ya Allah'tan ki anlıyorsunuz. Zübeyda da yazmış ki Nare abla yazın keşke sıra yolunu Türkiye'de arabayla gitseniz, yeni arabanız ile bize video yapsan, öyle sarmalı dolmalı yemekli içmeli. Doğal sarma dolma dedi, ciğerimi okudu. En doğal haliyle ne güzel olurdu. Çok çeken var ama sizinki bir başka olur. Sıla yolunu araba ile yapmak ister misiniz? Tabii ki de kız. Bir daha bir arada tuvalet eğitimi nasıl verdiniz Azad'a? Çok severek izliyoruz. Kız tabii ben o sılaya bir haftada yetişirim. O yolda dura dura. Ben orada her memlekette durur, oraya bir tur atar, öyle bir sılaya varana kadar bir hafta geçer. Ama çok eğlenceli olur, ona eminim. İnşallah bir gün nasip olur, yaparız. Tuvalet eğitimi dedim, benim vallahi kriz geldi yine.
Kız bu tuvalet eğitimi Azat bir seneye geçkin kendinde affedersiniz şeyini büyük çişini yapmıyor. Asla yapmıyor. Arabada olalım, nerede olalım, olalım yapmıyor. Ben Azat'ı yazın işte 3-4 ay bez takmadım ki çocuk çişini öğrensin. Sulamadığı yer kalmadı evde. Çocuk öğrenmedi. Aha geri şu geri 3-4 haftadır bez takıyoruz geri Azat'a çünkü söylemiyor. Her şeyi biliyor. Yemek tariflerinden barına kadar her şeyi biliyor. Aha demiyor ki ana çişim geldi. Ama Can 2 gündür söylüyor biliyor da herhalde yavaş yavaş öğreniyor. Diyor ki çişim geliyor. Ve götürüyorum gerçekten bezi çıkartıyorum tuvalette yapıyor. İnşallah Allah'ım öğrenecek amin. Acayip sıkıntı. Ben öbür çocuklarımda hiç hatırlamıyorum. 1,5 yaşındaydılar bezini takmıyorlardı anam. Bu azap bambaşka. Şimdiki nesil öyle kız. Ben çok kişi tanıyorum öyle çocuklar hepsi bez götlerinde. Vallahi bırakmak istemiyorlar. Şimdiki çocuklar acayip rahata alıştın. Marjina Ivanova demiş ki Nara abla seni bir yıldan beri izliyorum. Çok da severek izliyorum. Merak ettim kaç yıldır evlisiniz ve kaç yıl gurbettesiniz. Yunan'dan selamlar demiş. Biz Can'la 10 senedir evliyiz. Ben gurbette 7-8 yaşında geldim. Şu an 44 yaşındayım işte. 44 muyum? Yani 30-35 sene mi oluyor? Bayağı oldu yani. Çok çok uzun. Ömrüm burada geçti. Mehmet gel demiş ki merhaba Naricim. Öncelikle seni ilk günden beri severek severek takip ediyorum. Aksaraylı olduğunu söyle. Aman. Ay yorumlar gitti. Aman iyi. Nerede kaldık? Kızlar yorumlar gitti. Dur. Aa, bak şunu okumamışım. Bak araya sorular geliyor demek ki. Baksanıza karışıyor. Bak şu Ege'liyi okudun mu? Sevgili Nari seni çok seviyorum. Pozitif oluşunu, hayata karşı duruşunu, evlatların olan samimiyetini ve sıcaklığını çok seviyorum. Bana hayata bakışıma pozitif dokunuşta bulundun. Eşinle çok takdir ediyorum. Allah gönlüne göre vermiş diye düşünüyorum. Hele Azat. O ne tatlı dille öyle Rabbim aile saadetinizi daim etsin. Soru olarak öbür kardeşlerinle, abilerinle bir gün bir yakınlaşma söz konusu olabilir mi? Almanya'dan selamlar. Ben kimseye küs değilim ki onlar da benimle konuşmak isterlerse neden olmasın canım benim. Nari, kar topu yazmış ki Allah mutlu etsin Narin Hanım. Çocuklarınızı yabancı ülkede olmanıza rağmen en güzel yetiştirmişsiniz. Maşallah eşiniz neden biraz geri duruyor? Gelecek yorumlardan mı çekiniyor acaba? Bu benim düşüncem. Lütfen yanlış algılamayın. İnsan seviliyorsa dünyalara hakmayalı. Herkes görsün, herkes bilsin. Ondan değil, yorumlardan çekinmez benim eşim. O sadece kameraya çekiniyor. Hani sevmiyor. Genel olarak da kaç senede bir resim çekeriz. Vallahi oldu mu olası sevmiyor adam. Yoksa başka hiçbir niyeti yok yani. Elif Cebeli demiş ki eşiniz siz ilk gördüğü an ne hissetti? Vallahi ben onu ilk gördüğüm an titreme tuttu ben. Ama hiç çaktırmıyordum. Ha bir acan telefonu gösterip meğer numara verecek. Ben hiç korkumdan kafamı kaldırıp bakamıyorum da. Zübeyde demiş ki Nara abla yazın keşke sıra yorum. Ha bak onu okudum bak gördün arada yorumlar kaçıyor. Ana yine gitti. Dilara da yazmış ki sorum yok. Çok iyisin. Bana bir abla, bir anne, bir arkadaş gibisin. İyi ki varsın Narin abla. Resmen ailemden biri gibi görüyorum. Seni seviyoruz. Allah razı olsun canım benim. Osman Bayındır demiş ki maşallah maşallah Rabbim nazarlardan korusun. Başımızdan eksik etmesin. Zeynep demiş ki seni büyütürken en zorlayan çocuğuna okunu okudum. Bak sorular araya karışıyor kızlar. Valla hakkınızı helal edin bazı sorular gelmezse. Gökhan Akar demiş ki selam ben Belçika'dan Hacer. Sizi uzun zamandır takip ediyorum. Eşinizle Aksaray'a ne zaman geleceksiniz? Aksaraylıyız biz de. Allah razı olsun. İnşallah yazın düşünüyoruz. Zeliha Tarhan demiş ki Narecim çok tatlısın. Çok pozitif bir enerji var. Beni güldürüyorsun konuşmana. Bayılıyorum. Hayatını bir videoda anlatmıştın. Biraz bilgi sahibiyim ama bunu okumuştum. Evet kimseye kızdın üzdün mü demişti. Annenin Seliye demiş ki anneliğin ev hanımlığın sırrı nasıl onca işin altından
halka biliyorsunuz eringenç olmamakla. Işığı mı açsak can sanki karanlık oldu. Ben hiç eringenç değilim kızlar. Erinmediğim için hiç bana göre sıkıntı değil. Ahmet demiş ki çok güzelsiniz maşallah size teşekkür ederim. Ayşe Gümüş demiş ki Nari abla ailenle hiç kontağınız var mı? Abin olsun başka biri olsun. Seni çok seviyoruz ailecikte. Biliyorsunuz küçük kardeşimle biz kontağa girdik konuşuyoruz İsmail'le. Hatta dün gelmişti lahmacun yapmıştım. Ablalarımla da konuşuyorum. Diğer fertlerle henüz daha konuşma içerisinde değiliz. Çiçek demiş ki YouTuber o kadar normal bir işçiden ne kadar daha fazla kazanıyorsun. Misal normal işçiden 2-3 kat daha çok kazanmak için çok çok takipçiniz olması lazım. Çok çok izlenmeleriniz olması lazım. Şu an normal bir vaziyetteyim yani. Diyelim bir tık daha fazlayım. Yani daha 2-3 katına çıkamadım. Ama inşallah ev olur zar. Hayırlısı olsun. Nurcan Polat demiş ki sorum yok abla. 2 yıl oldu tanıyorum. Artık Allah canım ile mutlu daim etsin canım. Allah razı olsun canım benim. Gülten Çalışkan demiş ki merhaba ablacığım. Benim sorum yok ama şu belirtmek isterim. Can abi çok zeki bir insanmış. Gerçekten kendini senin gibi bir eş seçtiği için. Teşekkür ederim. Gerçekten zeki kızlar. Tuğba 3466 demiş ki Nari ablacığım benim sorum yok. Seni çok seviyorum. Benim senden bir isteğim var. Avrupa'ya gelin gitmek istiyorum. Tanıdığın iyi bir aile evlat var mı? Seni ve aileni çok seviyorum. Canım benim inşallah Rabbim gönlüne göre birini bulur ve gönderir sana. Hatice Kaymak Gökkaya demiş ki Nari Hanım sizi her akşam soframıza misafir ediyoruz. Sizi açıyorum. Masaya telefonu koyuyorum ve annemle yemeğimizi öyle yiyoruz. Her akşam evimizdesiniz. Kızınız da takip ediyorum. Bizim aileden biri olduğunuz Tekirdağ Şarköy'den Patoş anneme bir videoda selam söyler misiniz istiyorum. Çok sevinerek bunu haberi yok bir sürpriz yapmak istiyorum demiş. İnşallah buradan da şu an gönderim Patoş'cum. Sana kucak dolusu sevgilim. Öpücüklerimi de gönderiyorum. Berfin Aydın demiş ki abla para sence bu devirde nasıl biriktirilir? Ceiz için önerilerin ve alınması lazım sizce ne? Para bu devirde hiç biriktirilemez. Nasıl biriktireceğim? Ancak aldığını yiyor. Yetmiyor. Anam bir bekleyelim de bakalım. Bir bu pahalılıklar, mahalılıklar gitsin de. Ancak o zaman belki bir birikim yaparsın. Şu zamanda ceiz de o kadar abartmayın. Valla buradaki kızlar o kadar çok şeyler almıyor. Sadece gereken neyse ufak tefek işte mutfak eşyası onu alıyorlar. Çok çok her şeyi almayın kızlar ve markalı almayın. Zaten bir yanıt vermiştim. Esra da demiş ki öncelikle seni çok severek takip ediyorum. Büyük oğluna bir gelin seçecek olursam bu nasıl bir gelin olur? Kadir'i demişler Azat küçük. Valla gelini ben seçmiyorum ki canım benim. Artık gelinleri oğlanlar kendisi seçecek. O kendi gönlüne yüreğine göre bulacak. Anası da tamam diyecek. Yani benim seçmemle artık olmuyor. Nari'cim benim sorum şu. Can kardeşimle ilk karşılaştığınızda birbirinize karşı neler hissettiniz ve ilk kim kime tavladı? İlk kim yaklaştı? Valla Can vermek istedi numarasını. Telefonu gösterip duruyor. Ben de Beyhan'a diyorum bu adam niye böyle sürekli telefon gösteriyor bu oğlan. Beyhan'a da altta diyorum ki bu ne kadar yakışıklı. Beyhan dedi ki sus kız deli dedi. Belli ki yaşı biraz küçük dedim. Bana ne valla bana arkadaşlık teklif ederse he diyeceğim. Aynen böyle konuşuyoruz ama Can'ın yüzüne de kafamı kaldırıp bakamıyorum. Sonra buraya geldikten sonra o pasta paketlemişlerdi. Pastanenin numarası falan üzerinde oluyor ya. Oradan ben aradım Can'ı. Çünkü unutamadım. 3 hafta kaldım. Deli hocam Beyhan'a diyorum ki kız ben bunu unutamadım. Ömrümde ilk defa aşık olmuşum. Yani nasıl unutayım? Bayılacaktım neredeyse heyecanda. Oradan kan ter içinde kaldım. Artık öylelikle tanıştık. Konuştuk zaten. O da dedi ben de gelmeni bekliyordum bir daha pastaneye. Öyle konuştuk, tanıştık. Evlendik. Hemen seneye de evlendik değil mi? Evet. Korniş, Rex diyor ki Nari abla Viyana'ya taşınmayı düşündünüz mü? Can abi ve çocuklar orada iş bulabilirler. Valla bakalım bir taşınma işi çok şu an nerede tam güzel bir yer bulursak
Ama bir yana mı olur, başka yer mi olur bilemiyorum. Canlı yayın neden yapmıyorsun? Nara abla, en kısa zamanda bekliyoruz canlı yayın. İnşallah. Serpil Gökçetin demiş ki, Nara hanımcığım, seni severek izliyorum. İnşallah bir gün Ankara'ya da gelirsin. İnşallah. Ebru Aras demiş ki, Nara ablacığım sana bir sorum yok. Seni çok severek izliyorum. O kadar neşelisin ki canım sıkın olduğunda bile senin videolarını izliyorum. Moralim düzeliyor diye hep böyle güler yüzlü kal. Bulgaristan'dan selamlar. Allah razı olsun. Ayşe Duman demiş ki, maşallah subhanallah. Elif Çelebi, bir videoda da Can abi Türkçe konuşmadığını, yani sadece Kürtçe bildiğini söylemiştin. Ve şimdi Türkçe konuşuyor, pek anlamadım. Elif'cim yanlış anlamışsın. Can hiç Kürtçe bilmiyor. Yani Kürtçe bir kelime bile konuşamıyor. Hep Türkçe konuşuyor. Onu bence yanlış herhalde duydun ya da ben yanlış telafi etmişimdir ama Can Kürtçe bilmiyor. Evet. Bahar Sevinç, merhaba Nara abla. Annenle seni çok severek izliyoruz. Enerjine hayranız. Maşallah, benim sormak istediğim, çocuklar ne iş yapıyor? Öpüyorum seni. Kızlar, Kadir'le Sara Simiş zaten alışveriş marketinde çalışıyorlar. Yani yiyecek satıyorlar. Semra K demiş ki, Allah huzurunuzu bozmaktan uzak etsin. İnşallah, amin. Maşallah, subhanallah, tebarek Allah. Çok güzel yakışıyorsunuz. Bu bakışları sadece huzur diye anlatılabilir. İnsan hep mutlu olun. İnşallah Allah'ım yolunuzu açık etsin. Amin. Allah'a emanetsiniz. Mutluluğunuz daim olsun. Amin. Allah razı olsun güzel dilekleriniz için. BS demiş ki, merak ettim. Son sözü kim der? Herhangi bir konuda kim der sizce? Ben. Son söz benim. Nasıl? Can bir şey olacak zaman en son sonsuz kadınlarımdır, bilmiyor musun? O anlamda sonsuz. Yani son sözü ben derim tabii ki de. Siz de inandınız. Tarihlerim demiş ki, merhaba Nara abla, seni severek izliyorum. Instagram sayfanı nasıl büyüttün? Abla, onunla ilgili verebileceğin örnekler veya bilgi varsa söyler misin? Canım benim, ben Instagram sayfamı hiç büyütmedim. Kendi kendisi öyle büyüdü. İşte YouTube'dakiler falan takibi aldı. Yani herhangi bir yere kendimi paylaşıp destek almadım. Bilmiyorum valla, kendisi öyle geldi. Canan Çimen demiş ki, maşallah size fotoğraf mükemmel, sorum yok canım. Allah hakkınıza hayırlı olan, gönlünüze razı eylesin. Hep mutlu olun. Allah razı olsun cümlemizden inşallah. Yaz tatili planınız var mı? İnşallah Türkiye'yi düşünüyoruz yazın. Şirin Baber demiş ki, soru yok çünkü her şeyi güzel anlatıyorsun. Hep Can abiyle hep mutlu olun. Allah nazarlardan korusun. Helin kız kardeşim sizi çok seviyor. Ona bir selam gönderebilir misiniz? Çok öpüyorum size. Helinciğim, kucak dolusu selamlar. Gamer Spree de demiş ki, sorum yok. Sadece çok sevildiğinizi bilin. Allah razı olsun. Tuğrul Neşe Nesepli. Ay, sizi çok seviyorum Nare abla. İyi ki sizi tanıdım. Hep mutlu olun inşallah. Amin. Dini ne diyor ki, Nara abla, yeni takip etmeye başladım, bağımlı oldum. Azat gün içinde ne yiyor, her şey yemesi için ne yapmalı? Benimki 1 yaşında çok yemek seçiyor. Valla Azat gün içerisinde bir beni yemedi kalıyor. Yani öyle çok yemiyor diyelim ki, tabak ama her şeyden yer. Meyvesini, zebzesini, etini, ne bileyim balığını. Hiçbir şeye yok demez, tadına bakar, yer yani mutlaka. Ki ben asla zorlamadım hiçbir çocuğuma yemek yesin diye. Allah'ıma bin şükürler olsun, hepsi kendiliğinden yedi. Çocuğu fazla zorlama, yemek istemiyorsa zorlan, verme. Oraya indir masaya, kendi gelip illaki alacaktır. Belki bu biraz da hamilelikten de olabilir. Hani seçici olduğunuz zaman hamileyken çocuğunuz otomatikmen o şeylerin tadına da alışkın olmuyor ve bilmediği için de doğduktan sonra da yemeyebiliyorlar. Ama yersen merak etme, daha 1 yaşındaymış. Sen sonra onu doyuramayacaksın. İrem Çelik demiş ki, inşallah sorumu görürsün. Nare ablacığım, aha gördüm. İremciğim, bakalım ne sormuşsun. İsminde videoda okursan çok sevinirim. Tabii ki de okudum, İrem Çelik. Merak ettiğim şey, diyelim ki bir takipçin dışarıda kaldı, kimsesi yok ve seni takip ettiği için evini bulup kapını çalıyor, içeriye alıp yardım eder misin? Çok merak ediyorum seni çok. Kız, yardım etmez mi insan? İsterse takipçi olmasın. Yani herhangi bir Allah'ın kulu gelmiş, darda kalmış,
Tabii ki de evime alır, sıcak bir yemek yediririm, içiririm. Eğer bir şeye ihtiyacı varsa ne bileyim yardımcı oluruz. Bunu bir ben değil, bütün insanlık yapar herhalde diye düşünüyorum. Değil mi Can? Yani öyle. Fatma Özdemir demiş ki, hayırlı akşamlar, Nare kız severek takip ediyorum. Benim sorum, eşinin ailesiyle ilgili olan, görüşüyor musunuz? Kaç kardeşler, ailesiyle ilgili anlatırsan sevinirim. Eşim 3 kardeşler, 2 erkek, 1 kız, en büyükleri Can. Öbür ikisi de Türkiye'deler, evliler ve çocukları var. Çok da tatlılar ve hepsiyle de görüşüyoruz telefonda. Tabii tatile gittiğimiz zaman da tatilde görüşüyoruz. Sebiha Yalçın demiş ki, eşinle nasıl tanıştınız? İlk görüşmeniz nasıl oldu? Mutluluğun daim. Evet, onu biraz önce anlatmıştık, işte kafede tanışmıştık. Canım seni ve çocuklarını sevdi. Teşekkür ederim. Servet Atilla demiş ki, maşallah maşallah subhanallah demiş. Aygül Ferhat demiş ki, Nare abla, çocuklarını doğruya yanlışı nasıl öğrettin? Sana karşı dürüst olmalarını ve onlara terbiyede kural koymakta. Can abi söz alır mı? Ya da küçükken çocuk soruyorum. Çünkü ben de şu an ikinci evliliğim. İlk evliliğimden kızım 11 yaşında, çok hırçın ve hiç sözümü dinlemiyor. Ne yapsam, nasıl davransam bilemiyorum. Kızlar, öncelikle zaten çocuklarım bilmiyorum, hiçbir sıkıntı yaratmadılar ama tabii ki de gerektiği yerde canın söz hakkı vardır. Tabii ki de kızacak. Tabii ki de yeri geldiğinde onlara yapma etme diyecek. Eğer tamamen ailenin dışında kalırsa o hiç güzel bir şey değil. Mesela diyelim bir sorun oldu çocuklarla, onun arasında karışmamaya çalışıyorum. Hani kendi aralarında halletsinler. Senin kızın da daha 11 yaşında. Bir de Can gelir gelmez zaten ilk çocuklara hani annenizi üzmeyeceksiniz dedi. Anneniz hiç kimsenin kölesi, hiç kimsenin hizmetçisi değil dedi. Benim de sizin de dedi. Herkesin eli kolu tuttuğu zaman anne zoruna kalk bunu yap, anneye eziyet edemezsiniz dedi. Annenize eziyet ederseniz, annenizi üzerseniz dedi, karşınızda beni bulursunuz dedi. Ve çocuklar da herhalde onun kafalarına yattılar. O küçüklerdi çünkü zaten üzmüyorlardı ama ondan sonra daha da bir şey davranmaya, hassas davranmaya başladılar bana. İyi oldu yani, o şeyi bildiler, canın karşı geleceğini bildiler hani beni üzerlerse. Tabii ki farklı, dışarıda kendileri hata yapınca da can kızar, o da ayrı bir konu, tabii ki de kızacak. Yoksa aile olunmaz. Hiranur Çelik demiş ki, eşiniz ve kızlarınız aralarında problem oluştuğunda nasıl davranıyorsun? Buna da neyse, ona benzer gibi. Yani karışmamaya çalışıyorum. Çünkü bir problem olursa illaki kendi aralarında halledeceklerdir. Çünkü sonuçta biz bir aileyiz, biz gerçek bir aileyiz. Yani Can ikinci evliliğim diye evde hiç söz hakkı olmayacak diye bir şey yok. O da yeri geldiğinde bağıracak, kızacak, laf sayacaklar. Normal, bunlar gayet normal. Anne baba evde çocuklarına nasıl davranıyorsanız bizler de öyleyiz. Yani sen sonradan gelirsin çocuklarıma karışamazsın diye bir şey yok. Yani öyle bir şey olamaz. Olmadı işte, sen dedim ya sana, sen kötü değilsin. Aynen, o olmadığı için de çok güzel anlaşıyoruz. Hem benimle hem de çocuklarla çok iyi anlaşıyoruz. Aygül Ferhat demiş ki, Nare abla, çocuklarına doğruyu nasıl öğrettin ve karşı dürüst olan? Ha, aynısıydı işte o. 11 yaşında işte hırçın diyor ama geçecektir. Sakin olmasını, güzel güzel konuş, ne bileyim. Sebeplerini öğrenmeye çalış. Çünkü henüz daha 11 yaşında ve bu zamanın çocukları da gerçekten biraz daha agresif, biraz daha hırçınlar eskiye göre. Sabırlı olmak lazım. Mardin'den selamlar Nare'cim, seni çok seviyorum. Eşin de çok yakışıyorsunuz. Kim olumsuz yorum yaparsa da sizi çekemeyenlerdir bilesin. Aynen. Onlardır onlar. Tatillerin birinde Azerbaycan'a gel, birbirimizi çok istiyorum. Azerbaycan, siz Azerbaycan'a gelin. Yaxşı. İnşallah Azerbaycan'da düşünmüyoruz değil. Sevde mi? Baki çok güzel. Oraya öyle diyorlar, görmedim. Evet. Aha, Azat geldi. Yanında hani. Selda Ergen'e uzun tatil, mangal keyfi edersin. Tam senlik böyle bir tatil yapın. Bence duble eşyalı bir yazlık, uzun keyfi, Türkiye'nin de tadını çıkarırsınız demiş. İnşallah öyle güzel de işte kızlar. Canın da o kadar izni olacak ki ben de o tatil yapacağım. Aksaray 68 demiş ki, Narin ablacığım, sana can kurban. Benim sorum yeni evlenecek olanlara. Damat tarafı bilerek kendilerini fakir gösterip altına
sıcak bakmadıklarında ne yapmalı? Bir kız tarafı olarak ablam. Bu arada olan tarafı 5 vurma bilezik alacakmış ve bir gerdanlık seti. Cevaplarsan çok sevinirim. Hele rende rende kız deli deli. Diyor ya kendine olan tarafı zenginmiş. Şimdi sen niye 3-5 bilezin peşine düşüyorsun? Sen oğlanın komplet malını almışsın ya işte. Daha ne istiyorsun? Zengin olanı aldın. Deli onun malı senin malın. Ne yapacaksın sen ille de altın altın? Hadi desek ki bohçaya atayım seni istemiyorum. Aha o 5 altında gider. Hoş geldiniz. Yani hoş geldin azadım. Ablanın da bakalım. Aha geldiler soru cevabını mı? Siz az bir şey azadı ilgilenir misiniz kızım öbür tarafta? Yani gözünü 5 bilezik dikme. Oğlan zaten zengin taraftan gelmiş. Komplet almaya çalıştı. Yani damat zengin elinde sonunda o mal senin olacak. Hadi kurban olur senin ciğerine. Hadi otur buraya. Otur hiçbir yere elleme. Babanın telefonla oynayabilirsin. Ey demiş ki Narin abla aranızda kıskançlık krizleri yaşanıyor mu? Vallahi hiç olmadı. Çünkü kıskanılacak, kıskanmayı gerektirecek bir şey yok ki. Yani hem benden hem de candan yana. Tabii can bazen ben düğün müğünlere süslenip giderken böyle bakıyor da. O da su. Öyle bakıyor da bir şey demiyor. Selih demiş ki şansınız olsa para derdi falan olmasa ailenizle birlikte dünyada nerede yaşamayı isterdiniz? Valla bilmiyorum ki. Çok iyi bir soru da. Valla hadi dünyanın en güzel yeri nereye ki diyor. Nerede yaşamak istersiniz para olsun? Hey. Hepsi salonda memesini versen abisi memeleri salonda. Çekiyor mu kadir kamera? Hiç kayıtta değil. Valla. Oh my god anne. Yemin et. O kadar şey. Evet nerede kalmıştık? Para olsa hangi yere yaşamaya gidersiniz aile? Valla dünyanın en güzel yeri neresi ki ben bilmiyorum ki. En güzel yer neresiyse ben de oraya giderim. Böyle deniz, deniz olsun, orman olsun. Böyle güzel bir yer olsun. Ama ben de bilmiyorum. Ne bileyim dünyanın her yeri güzel ki aslında. Laptopun şarjı var mı? Öbürü mutfakta o da dolu. Yasemin demiş ki selam Narincim seni neredeyse bir yıldır severek takip ederim. Enerji ve sabrına hayran kalmak mümkün değil. Şunu çok merak ediyorum. Acaba sadece kamera önünde mi böylesin? Kamera arkasında nasıl olduğun çok merak ediyorum açıkçası. Rabbim herkese huzur mutluluk versin içerisinde bizde de inşallah. Gerçekten kızlar kameranın önünde nasılsam arkasında da öyleyim ama tabii ki bazen cinneklenip bağırıp çağırmalarım oluyor normal onu karıştırmayın. Ama göründüğüm gibiyim çok gülerim çok böyle ne bileyim her şeye iyi yaklaşırım. Yani tanıyanlar hep öyle diyor şimdiye kadar bütün çevrede yabancılar bile gerçekte videoda olduğun gibisin diyorlar. Pınarca demiş ki ben çok merak ediyorum acaba senin eşin de sevdiğin iyi huylar ve kötü huylar aynısı da eşin senin hangi huyunu beğeniyor ve beğenmiyor sevgiler demiş. Ona cevap vermiştik. Yani bazen bana hep can diyor inatsın diyor. Bilmiyorum valla öyle diyor inatsın diyor. O bir kötü huyu var diyor arada bir inadın tuttu mu inatsın diyor. Bilmiyorum artık inadım herhalde inatlılığı. Başka da bir şey demiyor. İyi huylarımı da iyimser olmamı çok seviyor. Hep böyle pozitif olmamı. Çiçek demiş kendinle sevmediğin bir kötü huyun var mı? Valla ben bilmiyorum ki kötü huyum ne ki acaba ya. İlla ki vardır kötü huyum da. Ne bileyim bazen belki gıcıklığım tutuyordur. İşte bilmiyorum ki kendi insan kendinde kötü huyu. Valla şimdi sorunca işte olmuyor. Ne kötü huyum var ki acaba? Aklıma gelmiyor. Yani öyle çok konuşulacak kötü bir huy olarak kendimde görmüyorum açıkçası bir şey. Ama vardır illaki de işte dediğim gibi aklıma gelmiyor. Leyla Mutlu demiş ki Nara abla bir soru hiç eşinizin ailesinden bahsetmiyorsunuz. Ailesi ilişkiniz nasıl? İkinci soru Can abinin ailesi nerede kalıyor? Üçüncü soru Can abi ikinci çocuğu istiyor mu? Dördüncü soru sizin de Can abinin ilk evlendiği zamanların fotoğrafları var mı ve nasıl tanıştığınız? Ama Nari abla bitti bunu Can abi anlatsın. Çok soru sordum. Can şu an Azad'ı yatırmaya götürdü.
Bunların hepsine aslında cevaplarını verdim Leyla'cığım ama kısaca hemen bir üstünden geçeyim. Ailesiyle tabii ki de görüşüyoruz. Aramız çok iyi. Ailesi Türkiye'de yaşıyor. İkinci çocuğu da düşünmüyoruz. Başka ne sorun? Evlendiğiniz zamanların fotoğrafları da video çektim. Böyle klipli bir eski halim var YouTube'da. Instagram'da da zaten boy boy resimlerimiz var, eski hallerimiz. Kamile Ak demiş ki selamlar Almanya'dan. Vallahi yaş farkı hiç fark edilmiyor. Nabim seni çok severim. Gel senin o senin o sevgili çocukların bu senin ne kadar güzel yetiştirdiğinin kanıtıdır. Güzel kalpli Narin, hayat dolu cıvıl cıvıl, çok enerjin dolu bir insansın. Güzel Narin'im, hiç kimse kusura bakmasın, seni hiç eleştirecek veya negatif gösterecek bir şeyin yok. Azadı kocaman öpüyorum. Allah razı olsun. Semire Beygiret demiş ki maşallah birbirinize çok yakışıyorsunuz. Daha önceleri de seyrediyordum. Azat eşini tek çocuğu yanlış anlama. Bilmediğim için soruyorum. Ben bir şey yazarken karşı tarafı incitme korkusu var. Estağfurullah canım benim. Evet, Azat eşimin tek çocuğu. Çünkü hiç bekardı ve çocukları yoktu. Azat'ı da biz tüp bebek yaptık. Aynur Mutlu diyor ki Narin'im çocukların babası olmayı bir adamın nasıl güveniyorsun? Çocuklar şimdiki zaman kötü. Güzel kadınsın ve güzel çocukların var. Kötü olmak, güven olmak insanlıkla alakadır. Karakterle alakadır. Öz aileler, öz akrabalar çocuklarının başından neler neler getirebilir. Tabii ki de güvenirsiniz. Tabii ki de her insan aynı değil. Ve zaten o insanı o anda görebilecek bakıştasınız. Ve ayrıca çocuklar asla öyle bir konularda susmayacağınızı da bilmeniz gerekir. Bu yaştaki çocukların ya da kimin çocuğu olursa olsun asla kötülük karşısında susmamaları lazım. Ve susmazlar da. Yani benim için sorun yok. Öyle düşünenleri de daha çok içlerinin yani bilinçaltınıza yatmıştır böyle düşünmek. Benim bilinçaltımda öyle bir düşünce olmadığı için gayet çok rahatım. İkram Melek de demiş ki yüreği güzel Narin ablacığım. Nasıl bu kadar güzel kalpli ve güzel yüzlü olduğunu anlatır mısın? Bunu neye borçlusun? Rabbim vermiş. Kurban olduğum Allah vergisi diyeyim. Miray Nur demiş ki gelin adayında aradığınız kriterler nelerdir? Valla ben arasam ne olacak ki? Kadir kendisi seçmeli. Osman Bayındır demiş ki sizlere her zaman izlerim, çok severim. İkinizi de Rumesay'da Allah razı olsun. Hatice Cengiz demiş ki Nari ablacığım ikinci çocuğu istiyor musunuz? Tabii senin cevabını şimdiden duyar gibiyim. Bu yaştan sonra ne yapayım? Sen istemiyorsundur. Belki Can abi istiyordur. İçimden öyle soru geldi. Yok canım benim. Can da istemiyor. Ki ben de yani istesek de zor zaten. Tüp bebek. Can geldi. Mustafa Öztaş demiş ki merhaba Narin. Sorum şu, özellikle mutfak masraflarını kim karşılıyor? Tam olarak nasıl pay ediyorsunuz? Buna cevap vermiştik. Beraber karşılıyoruz. Hep birlikte ben, Can, çocuklar da katkıda bulunuyor. Öyle yani ortak bir bütçemiz var diyeyim. Nimri Nikole demiş ki Narin abla sen çok güzel ve tatlı bir insansın. Seni ve Rümeysa'yı her zaman takip ediyorum. Sizi çok seviyorum. Hep böyle mutlu olun. Çok başarılarını diliyorum. Allah razı olsun. Söyle Can. Ha, bir saat yeter. Ha, sana yeter mi? Tamam, ben kendim devam ederim. Kameraya bakmıyorum, tanıyorum gerçekten. O yüzden gözlük taktım, yanlış anlamasınız. Vallahi yanlış anlamayın. Yoksa ben hani bazen sert bakıyorum, insanlar yanlış algılıyor beni. Yok, öyle sert olman kendi yapan o kişi. Bakarken çok daldığım için sert bakıyorum artık. Neyse. Nerede kaldım? Ehliyet demiş Aymut. İnşallah kız Aymut. Valla ehliyet Azat kreşe verip hemen başlayacağım. Çok yakışıyorsunuz maşallah size 40 bin kere. Canım bıçağını nereden aldın? Her zamanda kullandığın yemek yaparken çok keskin olduğu gibi. Kal dört dörtlük hatunsun ve selam öpüyorum canım. Ben bıçağını falan Amazon'dan aldım. Benim Amazon linki var zaten. Oradan bakarsan oraya ekliyorum. Hani o açıklama kısmı var ya. Sevgi Seri demiş ki yaşla ilgili soru soranlara ben hep fark göremiyorum. Nari abla yaşına göre çok güzel, çok genç, 5 tane çocuk yapmışsın da rağmen yüzü bebek gibi, sadece fiziksel olarak çok olgun görünüyor. Onu da şimdi görüyorum, çok çaresi var. İsterse onu da yapar. He zaten kestirip atacağım kız, merak etme, o da yakında gidecek. Önce bir şu dişleri halledeyim.
Ne Aygül Ferhat demiş ki selam, yeni annemle aram sürekli bozuk şu an. Bir senedir konuşmuyoruz, görüşmüyoruz. Bu süreçte kendisi kardeşlerimi de beni de konuşmaması için ısrar ediyor. Sebepler çok ama burada çoğunu yazamam. Sadece şunu diyebilirim. Çok ayrımcılık yapıyor aramızda ve bana hissettiklerini, beni sevmemek ve acımamak meselya. Benim yamuk, benim 10 gün yatakta yattım. Kendisi kardeşime demiş acıma, ona yalandan hasta yapıyor. Kendini babamla da görüşmüyoruz. Özel konudan dolayı benim çok ağrıma gidiyor. Her şey annem ve babam hayattayken bana yokluğunu hissettirmeleri. Uzun oldu, kusura bakma, çok yalnız hissediyorum kendimi. Şimdi annem barışmak istiyormuş. Sence ne yapmalıyım? Seni ve aileni çok seviyoruz. Canım benim, öncelikle tabii ki de çok üzüldüm. Ve annenin de o zaman o şekilde neden öyle davrandığını da tabii ki bilmiyoruz. Sonuçta anne kızsınız, hiçbir engel, hiçbir şey aranıza giremez. Ne kadar da birbirinize kötü düşünseniz, kötülük de olsa arada, sen onun yavrususun, o da senin annendir. Bence barışın, birbirinize bir şans verin, bir denersiniz değil mi? Baktınız ki yine öyle huzursuzluk çıkıyor, yine birbirinizi çok üzüyorsunuz. O zaman koparırsın bağlarını. Ama annen barışmak isterken bence barış annenle. Virgül Atık demiş ki merhaba abla, sizi çok severek izliyorum. Avusturya'nın neredesinde kalıyorsunuz? Biz Salzburg tarafında kalıyoruz. Braunau yani. Salzburg'a yakınız. Selda Güneş demiş ki seni çok seviyorum. Nari, aklıma hiçbir soru gelmiyor. Yusra yazmış ki maşallah Spanyol'a çok yakışıyorsunuz ablacığım, çok pozitifsin, maşallah hep böyle kalırsın. Telefonu keşke ben de öyle. Ha, nereden? Ne demiştim, hep öyle kalırsın, keşke ben de öyle olabilsem, hiç bir şeyi kafama takmasam ama olmuyor maalesef. Nari abla, hiç keşke şunu yapmasaydım dediğin oldu mu? Tabii ki de oldu. Keşke hayatımı, yani onca zamanımı o kötü şey zamanda geçirmeseydim. Keşke daha önce çok daha cesaretli olsaydım ve kendimi geçmişten daha erken kurtarabilseydim. Ama işte olmuyor keşkeyle. Selda Ergen'e diyor ki bizim yazlık sitemiz çok Almancılar gelip villa tutup de bize sıfır edalı çok uygun havuzlu var kalıyorlar. Azat bayılır. Siz de böyle yapsanız Türkiye'de yazlık balık esirde. Ha, yazlık şeyleri mi? Evet, inşallah. Biz bilmiyorum ki. İşte gidersek öyle güzel olur aslında. Öyle yazlıklar tutuyorlar, kiralıyorlar. Evet. Ve güzel tatil oluyor. Ailecek gidildiği zaman tabii ki de otelden daha güzel. Ama kim yemek yapacak? Nari. Paşı. Ben oraya da tatile gideyim. Bir gidiyor yemek yapmam. Oscar Hatice demiş ki Nari Hanım, nasıl bu kadar enerji olabiliyorsunuz? Vallahi Allah vergisi. Zaten kaç defa da yazdım cevabını. Memleketin Kudüs yazmış. Kendinizde zayıf gördüğünüz bir şey var mı? Yani zaafın veya sevmediğin bir huyun. Yemek yemeyi severim. Zaafım da bilmiyorum ki ya. Zayıf. Ne, ben bir şey diyecektim. Vallahi unuttum. Cevap verecektim. Baya onu aklımdaydı. Diyet. Kesinlikle diyet miyet yapamam. Yani o tür şeylerde zayıfım. Mesela zayıf yönlerime, ben mutfaktan bahsedeyim. Başka öyle bir şeyim yok ki. İncecik yufka açamam. Böyle baklava hamurları böyle açıyorlar ya. Öyle şeyleri yapamam ama yemekte çok iyiyim. Ben de öyle şeyleri çok beceriyim. O şeyleri yapamıyorum. Sadece tatlım da demiş ki merak ettiğim bir soru var. Sadece Nari ablam eşini çocuklarınla tanıştırdığında nasıl kabul ettiler? Ya da zor bir süreç yaşandı mı? Bu arada çok seviyorum videolarını. İlk başta zaten Rümeysam'la paylaştım. Rümeysam o zaman 13 ya da 14 yaşlarındaydı. Ve çok güzel olgunlukla karşıladı. O yaşta bile bana sarılarak ağladı. Anne, senin de mutlu olmaya hakkın var. Biz hiçbir şekilde karşı değiliz. Simiş zaten karşı değil. Hiçbir şey demiyordu. Sara da küçüktü daha. 3,5 yaşında falandı. Azadım ki. Bir tek Kadir ağlamıştı. Kadir de niye ağlamıştı? O sanmış ki ben evlenince hani onu bırakıp gideceğim diye ağlamıştı.
Sonra baktı ki gitmiyor. Ondan sonra tabii ki hiçbir şey demediler. Bir aynı anda yıllardır birbirlerini tanıyorlardı. Çok iyi anlaştılar ve hala da iyi anlaşıyorlar. Öyleydi yani. Bir sorun yaşamadık. Miray Nur demiş ki Can abi ve çocukların nargile veya alkol içen var mı? Nargile Sümüş bir ara içiyordu ama şimdi içmiyor kimse, kızlar. Rabia'cığım diyor ki ablacığım Can abi ikinci çocuğu istiyor mu, onu yanıt vermiştik, düşünmüyoruz. Ejma Nur demiş ki maşallah benim sorum bir adaya düşerseniz yanınızda asla almayacağınız 3 şey ne olurdu? Yanınıza asla almayacağınız 3 şey mi? Kız ben şimdi sana nerede onu düşünüm de söyleyeyim. Ne almam ki yanıma? Vallahi bilmiyorum ki, bence şöyle internetle falan almayak da arada biraz bir kafa dinleyek değil mi? Vallahi aklıma o geliyor, internette almayak yanımıza. Pelin Kılıç demiş ki yaş farkı hiç belli bile değil. Nare abla Can abiden genç duruyor, kadın cıbıl cıbıl demiş, teşekkür ederim. Ebru 0722 Can abinin ailesiyle görüşüyor musunuz? Onu cevap vermiştim. Can abinin ilk evliliği mi? Ve başka çocuğu var mı? Yok canım benim. Can bekardı. Azat da ilk çocuğu. Esma V demiş ki Can Bey'in ailesi Türkiye'de mi? Evet canım benim. Türkiye'deler ve onlarla hep sürekli telefonda falan görüşüyoruz. Ta sor demiş ki her bizim demiş. Emel Çalışkan abla Almanya'dan selamlar. Azat'a kardeş düşünüyor musunuz? Yok canım benim. Nazike Sivyali demiş ki 100 bin kere maşallah çok güzelsiniz. Beya Allah bir yastıkta kocasın ve sorulara hiç gerek yok. Çok da yakışıyorsunuz güzellerim benim demiş. Allah razı olsun. Zuhal Karaca demiş ki Nara abla seni çok severim. Kötü anlamda değil. Yanlış anlama. Can abimin evde en kafasının uyuştuğu ve kafasının en uyuşmadığı kişi kim? Ayrı sorun içinde geçerli. En çok da tabii ki de Kadir'le sohbet ediyor. Çünkü onlar sonuçta erkek. Arabadan konuşuyorlar. Ne bileyim tekerden konuşuyorlar. Tabii ki kızlarla da sohbet ediyoruz. Oturduğumuz zaman bir şeyler oldu mu gelip anlattıkları zaman gülüyoruz, eğleniyoruz beraber. Ama daha çok Kadir'le sohbet ediyor. Çünkü erkekler sonuçta değil mi? Onlar birbirine daha çok anlatacakları var. Kelebeğim Ömrü demiş. Nare yemek yapmayı kimden öğrendin? Burada mı doğdun? Eşim ve sen kaç kardeşsiniz? Bu arada resminiz muhteşem demiş. Yemek yapmayı kendimden öğrendim kelebeğim. Kimse bana yemek yapmayı öğretmedi. Ben 7 kardeşiz. Can'ın, Can'da 3 kardeşler. Bu arada Can'ın gerçek ismi Mustafa. Ben ona Can diyorum. Çünkü benim hayatıma bir Can olduğu için o günden beri ben ona Can diyorum. Selda Güneş demiş ki Can enişte en çok kiminle daha çok iyi anlaşıyor? Bilmeyenler bilsin belki. Ha evet söyledim canım benim. En çok Kadir'le sohbetleri bol. Hayatta ne olsaydı daha mutlu olurdun? Valla daha ne isterim ki, kurban olduğum Rabbim, huzurum yerimde, her şeyim yerimde. Daha fazlasını da Rabbim hani verip de azdırmasın. Gerçekten hayatımdan memnunum yani. Rahat rahat nefes alabiliyorum muyum? Benim anlayabilecek yanımda bir erkek var. Beni üzmeyen, benim sözümden çıkmayan çocuklarım var. Yani insan bu hayatta başka daha ne isteyebilir ki? Kurban olduğum Rabbim zaten vereceğini vermiş ve onlara da hamd ve şükürler ediyorum. Rukiye Samaklı demiş ki maşallah kaç kilo verdin? Kız ben 103 kiloydum, 90'a düştüm. Bir 90'da da bir daha bir gram aşağı düşemedim kız. Bir düşsem bir 10 kilo daha gidip yağları kestirip geleceğim. 2023'ün hedefleriniz neler? Yağ kaldırmak, karın germek. Hedef başka ne olabilir? Mihat Liçani demiş ki vallahi çok merak ediyorum. Cevap verirsen çok sevinirim. Kadın izleyicisi olarak zayıflamayı düşünüyor musun? Merak ettim videolarını beğenerek kızım. Ha daha yeni cevap verin. Tabii ki kız yani zayıflamayı düşünüyorum ama öyle tüp mide, şu mide ameliyat istemiyorum. Ben yağlarımı aldırıp karın germe yapmak istiyorum. O bana yeterli. Biraz şu halay çeken göbeğim gitsin yeter. Hayır ben çıkıp da manken olacak halim yok ya. Bahar Fadaşov demiş ki selam kızlarınızla aynı evde yaşamak çetin değil mi? Yakın kına demek istediğim tahmin ettiniz. Yakın kına istemek istedim. Allah razı olsun. Değil herhalde, güzel bir şey soruyor. Herhalde anlamadım tam, biraz değişik yazıyor da.
Tabii ki de sıkıntılı değil kızlarımla aynı evde yaşamak. Güzel, inşallah tabii ki de nasipleri çıkarsa efendim gidecekler Zarkı. Hatice Işık demiş ki Can abi her istediğini yapıyor. Bunu nasıl başarıyorsun? Nari abla bana da bir tip ver. Bağırıyor. Bir yapmasın. Cinnet gibi bağırıyor. Yapacağım diyorum. Geleceğim mecbur diyorum. Ya da bazen de dramaya bağlıyor. Susuyor mu? Hemen kendisi gidiyor. Geç o duruma da hiç kalmıyorum. Çünkü Can benden daha çok gezginci ve benden daha çok alışveriş yapmayı seviyor. Allah'tan. GT demiş ki Can Bey'in dövmelerinin bir anlamı var mı diye merak ediyorum ve siz Aksaray'a gittiğinizde kıskanıyor musunuz? Aynen. Onun eksleri falan görünce kesin eksim yok diyordur. Neyse. Yok eksleri var Aksaray'da. Yok değil mi hiç? Hey. Orada köpek var. Tamam. Tabii ki de inkar etmiyor. Eksleri var Aksaray'da. Ama geride kalmış. Yüzyıllarda kalmış. Ben niye kıskanacağım? Onlar beni kıskansın. Gelmiş adam beni almış. Aksa'ya gittiğinizde kısmen doğru söylemesin bak. Başka neydi? Kuş yuvası demiş. Kürtçe neden konuşmuyorsun? Nari abla konuşsan arada ne güzel olur. Keçili ezbümçü. Pri kurmanca anemiş nakım. Cizi kurmanca ama başka iyi. Yani başka kalandıkın, onun başka kalandıkın. Joka en prem Türkçe kalandıkın zaten. Çelek zaten kurmancınız zanı. Yani benim Kürtçem bu şekilde. Diyor ki ben hani Kürtçe nasıl konuşayım? Çoğu herkes Türkçe biliyor, Türkçe anlıyor. Çocuklar da Kürtçe bilmediği için biz her şey Türkçeden olduğu için hani Kürtçe konuşuyorum. Kokosunuz demiş ki yaşın kaç senin ve eşinin kaç yıllık evlisiniz? Ben 78 doğumluyum. Eşim 85 doğumlu ve 10 senelik evliyiz canım benim. Kezban Aydın demiş ki selam Narin ablacığım enerjin çok güzel. Burcun nedir acaba? Koç. Koçlar çok enerjikmiş. Eylül Güneş demiş ki eşin de Aksaraylı mı? Sen en son ne zaman gittiniz Aksaray'a? Kaç kardeşsiniz? 7 kardeşiz. Evet eşim de Aksaraylı. En son Azat da hamileyken gitmiştik. Değil mi Can? En son o zaman da bir daha gitmedik sonra. Sümeyye Karagöz demiş ki Azat'ı fazla şımarttığını düşünüyor musunuz? Bilmiyorum ki belki de küçük çocuk olduğu için daha çok sevgi veriyoruz ama öyle tabii ki de her istediği olmuyor. Bazen kameralarda öyle yansıyor ama bazen diyorum ki aman boş ver şımarsın zaten son çocuk. Bizi şımartan olmayınca biz de onu bir zahmet az bir şey daha bir tık fazla şımartıyoruz. Alif Kambur demiş ki Can kaç yaşında ve aslen nereli? Can işte 85 doğumlu Aksaraylı. Rübeyde Aslan demiş ki neden hep mutlusun? Yani mutlu olmadığın günler bile gülüyorsun. Nasıl yapıyorsun? Valla öyle mutsuz olduğum günler çok nadirdir, çok azdır. Benim mutsuzluğum, üzüntüm 1-2 saate mahsustur. Öyle ben mutluluğumu, üzüntümü öyle sırtımda taşıyan, yüreğimde, beynimde taşıyan bir insan değilim. Onları hemen yok ediyorum yani. Çiçek demiş, bir bayan aylık kendine ne kadar para harcamalı? Kıyafet, makyaj sen ne kadar harcıyorsun? Valla ben öyle biliyorsunuz kıyafet, makyaja para harcamıyorum. Ben kendime tas tabak alıyorum. Ne bileyim ne kadar harcayacak kadının ne kullandığına bağlı. Kimi var ki en lüks en pahalı makyaj şeylerini kullanıyor, kimi de var ki hiç harcamıyor. Yani ben öyle bir masrafım yok, kendime tas tabak alıyorum. Onu da bilemem artık kullandığınız ürünlere bağlı. Çiçekçim kurban olduğum. Hüseyin Selenov demiş ki selam olsun herkese. Narin abla bir sorun var, siz ve evlatlarınız Almanya'da vatandaşsınız yoksa Türk mü? Ben ve çocuklar Avusturya vatandaşıyız. Can Türk vatandaşı. Ben Avusturya vatandaşlığını 18 yaşında almıştım. Yani daha genç kızdım. Gülen yüzüm hiç solmasın demiş. Hasibe Bulan teşekkür ederim. Kıymet Tıknaz demiş ki selam Nara abla. Bir gün sizi evinde ağırlamak isterim. Yolunuz Bergan'da düşerse mutlaka beklerim. İnşallah canım benim. Seda Biçkici demiş ki Türkiye'ye ne zaman geleceksiniz Narin? Türkiye'yi ağırlamak istiyoruz. İstiyorum seni kız beğeni. Senin bahçede konuk oluyoruz. Hep inşallah geldiğinizde bizim de köyümüzde tam sizlik bir bahçemiz, evimiz var. Azadım da benim eşyam ve yiğitim ile çılgınlar gibi oynayacaklar. Püfür püfür mangal. Oo, yapıp yiyeceğiz Narin. Ölmeden yapılacaklar listesindesin. Vallahi seninle bunları yapmadan ölürsem gözüm açık gider. Allah korusun kız deli.
gider kabusum olurum. Kız yazmış, kız sev, kız Seda, Seda inşallah bir gün denk gelirsen Türkiye'ye geldin mi sen bana yaz, tamam mı? Gelip senin o bahçede pıfır pıfır mangalı yakarız. O zaman dişlerim de olur, bir rahat rahat yerim. Zeynep 68 demiş ki başka yere taşınmayı düşünüyor musunuz? Ona da cevap vermiştim. Bir anayı düşünüyorduk önceden ama şimdilik karışık. Çiğdem Arif demiş ki köyden Rümeysa'nın yanına taşınmayı düşündüm. O da aynı cevap. Bese demiş ki güzel Nare. En büyük pişmanlığın nedir? En büyük pişmanlığım dediğim gibi geçmişte kendimi çok bıraktığım için. Keşke daha önce hayata atılsaydım. Selih'i demiş ki hayatta sizi en çok ne üzer? Hayatta ne üzer ki beni? Ya bilmiyorum, belki bir gün çocuklarımın bana aşırı derecede belki bir saygısız davranırlarsa gün olur da Rabbim göstermesin de en çok herhalde beni o yaralar. Çocuklarımın bana kötü bir şey yaparlarsa, yoksa başka hiçbir şeyi beni üzemez yani. Asif demiş ki seni çok seviyorum Nare Hanım. Çok tatlısın, görmeyi çok istediğim seni, keşke sizin yakınınızda olsam da arkanızda da çok iyi olurdu inşallah. Bir gün nasip kısmettir bu işler. Duygu Emre Almanya'da demiş ki kötü ve acımasız yorumlarda nasıl baş edebiliyorsun? Çünkü ben çok zorlanıyorum. Görmezden gel, insanlar kendi ruhlarını, kendi kalplerini, kendi oluşunu, yani kendisini yazıya dökerler. Sen de cevap verme hiçbir şekilde, bırak istediklerini yazsınlar. Ben hiç öyle yapıyorum, hiç tınlamıyorum vallahi. İstedikleri zaman kötü yazsınlar. Tamam, gerçekten çok nadir geliyor kötü yorumlar. Onlar da zaten sayfada duruyor. Yani benden önce zaten takipçiler hakkından geliyor. Ve o da yorumunu silince bütün onların yazdığı yorumlar da gidiyor. Umursama, sen kendi yoluna bakacaksın, kendi işine bakacaksın. Kötü yorum her zaman olacaktır. Bekir Çalışkan demiş ki biraz daha şehire yakın oturmak ister misiniz ya da kiralar orada da mı çok yüksek? Valla kiralar burada da çok yüksek. Tabii ki de biraz az bir merkez olsa iyi olurdu. Merhaba Cemile R demiş ki merhaba Nara abla, çocuk düşünüyor musunuz? Yok, düşünmüyoruz canım benim. Osman Bayındır demiş ki kendim Özbek, eşim Türk geldiğinde 5 sene öyle 5 sene oluyor. Ha, size mutluluklar dilerim. 5 senedir evlenmişler. Bese de demiş ki yine Nare, eşin Türkiye'de ailesiyle görmeyi neden gitmiyor? Bese kayyasın gideceğiz kız. Adam nasıl her dakika çıksın gitsin? Burası tatil 1-2 gün oluyor. 1-2 günde Türkiye'de Allah korusun kötü bir şey olmayana kadar gitmiyor eşim öyle. Çünkü günlük zaten kameralı görüşüyoruz, ediyoruz. Ama yazın düşünüyoruz, Allah izin verirse bir aksilik, bir manilik çıkmazsa kayınvalidenle de gelin, kaynana babana görüncelerin görüşüyor musun Narin abla? Bu bir soru. İkinci soru, can kardeşimle çok güzel birbirinize yakışıyorsunuz. Üçüncü soru, Allah huzurunuzu katsın. Amin. Tabii ki görüşüyoruz canım benim, acanın ailesiyle. Bahar Sevinç demiş ki Nare abla bir de senden selam bekliyorum. Annemin adı Hülya, o da selam gönderir misin? Seni çok seviyoruz. Tüm videolarını izliyor, çok mutlu oluyor. Hülyacığım, kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Nihan Sezin demiş ki Nare abla zayıflamışsın, çok yakışmış. Soruma gelecek olsa nasıl zayıfladın? Valla bir senedir hiçbir şey yapmıyorum. 90'da kaldım. Nereden zayıflamış? Hala 90'ım. Tuğba Kurtuk Sinan abla, hiç video çektiğin için ailenden kötü yorum aldın mı? Valla ailemi görmüyorum ki, ne de kötü yorum alayım. Fake hesaptan yazmışlarsa bilemem. Nuray Demir demiş ki Can abiyle nasıl tanıştınız? Pastanede tanıştık. Orada tam detaylı video zaten hayat hikayesinde var. XXYZ demiş ki Can Bey kıskandığınız oldu mu ya da oluyor mu? Ya gereksiz yere öyle kıskanç bir tipim yok. Hani ortada bir şey yokken durduk yere kıskandım. Niye kıskanayım adamı? Öyle sık boğaz etmem yani, öyle bir yapım yok. Yok şunu niye yaptın, yok şunu niye böyle yaptın, öyle kıskanç biri değilim. Ama gözde görülen bir şey olsa tabii ki de kıskanırım. Kıskanmayla kalmam, paramparça eder. Öyle yani. Çiçek demiş ki Sara ne okuyor? Sara hem lise okuyor hem de çalışıyor. Matura yani. Follower S demiş ki Narim Hanım, eşinizin yanında yaşlı durmanız sizi rahatsız ediyor mu?
Eşiniz çok genç duruyor çünkü. Yo follower, niye rahatsız etsin ki? Genç duruyorsa ne güzel yani, değil mi? Aslında yaşlılık bedende, görünüşte değildir, ruhtadır ve benim ruhum çok çok genç. O yüzden hiç sorun görmüyorum vallahi. Belki ne demiş ki, çocuklarını söylüyor musun aylık ne kadar biriktirirsinler diye. Onlar zaten Belsecim kendileri harcayacakları kadar harcıyorlar diyemeni de köşeye atıyorlar zaten. Selda Ergen'e demiş ki, eşinle kaç yaş fark var bulamıyorum ama ben hiç fark görmüyorum. Aynı yaş, hatta Can Bey daha yaşlı duruyor. Valla Can, o gerçek kamera arkasında gerçek görseniz benden daha olgun duruyor. Kamerada tabii ki ben de biraz şişko olduğum için olabilir. Aramızda 6-7 yaş var, fazla yok yani. Bensegin'e demiş, nari çocuklar evlendiğinde maddi yardım yapar mısınız? Tabii ki de çocuklar evlendiği zaman o birikimi neden yapıyorlar? Düğün dernekleri için. Aslında 5 dakika dur. Ve onların yetişemediği yerde de tabii ki de bizler yardım edeceğiz. Ayşe demiş ki, sorun yok maşallah. Elif Aytaç nazar boncuğu göndermiş. Alev Acar, kayınvalidenle aram nasıl Narin abla, onu merak ettim. Gerçi senin gibi, valla kayınvaliden o kadar güzel ve o kadar iyi ki, o da benim gibi çılgın. O da çok güler. Hiç o kadının öyle benim gibi pozitiftir, öyle hiçbir şey kafasına takmaz. O da çok çok güzel anlaşıyoruz yani. Çiçek demiş ki, hiç başkalarını kıskandın mı? Evet ise neden? Valla ben hiç öyle bir şeyi kıskançlığım yok hani. Ama kahveyi döktüm, bak gördünüz mü? Hani sevinirim daha çok. Sadece diyorum keşke biraz uzun boylu olsaydım. Az bir şey uzun boyluları görünce diyorum ki keşke 5 santim de benim olaydı. Başka da öyle bir kıskançlık yani, bir şey istemiyorum. Roya M demiş ki, merhaba ablacığım, Can Bey'in ailesi sizi kabul etmiş. Hiç size hiçbir şey demediler mi? Demediler Roya canım benim. Beni çok sevdiler ve ben de onları çok seviyorum. İyi ki de varlar diyorum. K3 Tur demiş ki, benim merak ettim ve bir evde 4-5 kişi çalışıyorsunuz. Neden kendinize bir ev almıyorsunuz? Kız sanki çok kolay da ev almak. Evler olmuş 1 milyon. 3-4 kişi değil de 20 kişi çalışsan yetişemezsin şu zamanda. O kadar her şey pahalı ki inşallah nasip kısmet işi. Solmaz Huda Veşe Blok demiş ki, selam Nari abla, sizin izleyicilerimin de kanalıma destek ve davet edirem. Sizin de bloklarınızı seve seve izlerim. Kızlar şu davet etmiş, Solmaz Huiz ve ne? Hudu Veyva selam ediyoruz. Zeycan Güç demiş ki, selamlar Nara ablacığım, sizi çok severim, çok tatlısınız, güzel gülüşünüz eksik olmasın. Size sorum şu, cevaplarsanız memnun kalırım. Nasıl bu kadar pozitif olabiliyorsunuz? Canım benim, cevapladıydım Allah vergisi herhalde. Ve kendimi öyle eğittim diyelim. Benim bir sorum yok ama sağlıkla yolum düşecek yakınlarda, seninle o güzel sohbetinize edip bir kahve içmek isterim. Tabii ki Emineciğim, sazlığa yolun düşerse, ben de eğer o gün denk gelirsem tabii ki mutlaka gelir görüşürüm seninle. Aranızda kıskançlık krizleri oluyor mu Narin abla? Bunu sormuştuk, olmuyor. Harf Özdemir demiş ki, RF5HT. Selam abla, sen de Rümeysa'nın Sümeyye Sahra arasında yaptığı ayrımcılığı görüyor musun? Sebebi nedendir? Ben öyle bir şey görmüyorum canım benim harf. Rümeysa ayrımcılık asla yapmaz. Tek belki size öyle yansımanın sebebi Sümeyye'nin hiçbir zaman kameraya çıkmak istememesi. Yani Sümeyra bu sosyal medyanın içerisinde yok. Öyle pek resim çekmeyi, kameraya çıkmayı, kamerada konuşmayı. O yüzden göremiyorsunuz Rümeysa ile onun arasında olan diyaloğu. Ve Sara'yı görebiliyorsunuz. Sara çıkıyor, konuşuyor, telefonlaşıyor, ne bileyim. Beraber resim çekmeyi çok seviyorlar. O yüzden daha şey görünür. Bir de artı Sara 16 yaşında, Sümeyye de 22 yaşında. Yani Sara küçük kız kardeş olduğu için tabii ki de Rümeysa onundan bir tık daha ilgilenecektir. Ama Sümeyye ile de çok güzel anlaşılır. Simiş sadece kameraya çıkıyor. Bak bizde de hiç çıkmıyor. Hiç Simiş diye bir kızım vardı. Yok. Sadece kamerada olanları görürsünüz. SK çocukların isimlerini kim koydu? Mesela Sara çok güzel ve duymadığın bir isim, çok zarif ve mükemmel bir kız ismi. Çocukların bütün isimlerini kendim koydum, 5'i de. Hep kendim seçtim.
Semo demiş ki sorun var Nara abla, ileride kendinize ev almayı yani eigenes house istiyor musunuz? Sonuçta daha gençsiniz, sen de Can abi de, seni ve Rümeysa'yı da severek takip ediyorum. İnşallah nasip kısmet canım benim. İlle de ev alacağım diye kendimi öldürmüyorum. Olursa olur. Sorun var Nara abla, ha onu da aynısını yazmış. Sen kaç tane aynı sorudan yazmışsın? Peş peşe gelmiş sorularım. Zeynep Karagöz yazmış ki sizi severek takip ediyorum. İsmim Zeynep Karagöz. Almanya'da yaşıyorum. Annenize ve pozitif düşüncenize hayranım. Sorum, çöle düştüğünüzde yanına alacağınız 3 şey. Su, ekmek. Başka ne alayım? Bir de çocuklarımız, eşimi alırım. Ben ne götüreyim başka kendimle? Kız ben ne bileyim, ekmek götürüm bulacağım. Selda Ergen'e demiş ki Türkiye'de ev yatırım yaptınız mı canım? Yok canım benim, yapmadık. Samir Maliyev demiş ki selam Nara abla, sorum sana, neden benim mesajımı okumuyorsun? Bir de sorum, hızınıza Türkiye'de gelin verir misiniz? Şimdiden teşekkürler. Samir, Samir'cim şeyiniz, şimdi sorunu şimdi okuyorum, ne ben sana nasıl cevap vereyim kız? Tabii ki de nasipleri Türkiye'deyse Türkiye'ye verirsin. Benim annem dişi yok bu bani, sen ye. Türkiye'de aşık olup evlenmek isterse tabii ki de veririz. Kürtçe borç çeker misin demiş canım benim, memur kumbura. Kürtçe çekir de kimse anlamaz ki, bir de benim Kürtçem de başka. Feride demiş ki selam aleyküm Nari abla, neden evdeki kızların Can abiyle hiç görüşmüyorlar? Can abi de hiç konuşmuyor. Kızlar kameranın önünde, Can zaten kendisi zar zor çıkıyor ki, bir de çıkıp kızlara sohbet edecekler kamerada. Simiş kameraya çıkmıyor, Can zar zor kameraya çıkmıyor. Sara geliyor, yok uygun değilim diye çıkmıyor. Siz sadece kamera arkasında siz görmüyorsunuz. Tabii ki de evin içerisinde konuşuyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar ama kameraya çıkmıyorlar. Onları da tabii zorlayamam canım benim. Hazer Hüseyin demiş ki selam, sorum yok, Azad'ı çok seviyorum, aynı benim büyük oğlumun 2 yaşındaki hali gibi konuşuyor, onu çok öpüyorum, teşekkür ederim. Murat Hesenov demiş ki güzel Narin abla, seni artık 2 yıldır izliyorum, ben kendim Azeri'yim, Rusya'da yaşıyorum, sana böyle bir sorum var, benim yılbaşı ağacı süslüyor musunuz ve yılbaşı kutluyor musunuz? Canım benim, biz yılbaşı ağacı falan süslemiyoruz ama direkt yılbaşı da kutlamıyoruz. Hani ille de yılbaşı diye eğlence şu bu yapmıyoruz. Ama gene de Avrupa'dakiler yılbaşında herkes boş olduğu için ve her yerde kapalı olduğu için bizler böyle bir arkadaşla toplanırız, beraber yemek yeriz, otururuz, ne bileyim kendimize oynarız. Öyle sohbet ederiz, normal misafir gibi yaparız. Ve bu mesela bu yılbaşında da biz arkadaşlarımla toplanacağız. Arkadaşlarım gelecek, kardeşim gelecek, hep beraber yemek pişireceğiz, yiyeceğiz. Ama öyle yılbaşına özel bir kutlamamız falan yok yani. Normal, standart, herkesin evinde yaptığı gibi. Pera Gündür demiş ki çocuklar baba, hayır görüşmüyorlar canım benim. Serko demiş ki maşallah maşallah, 40 bin kere maşallah, sevde değil mi bu Serko? Ayşe Türk demiş ki kalp göndermiş, nazar boncuğu göndermiş. Sus Nesli demiş ki hani su yaşla kafayı çalıştıranlar var ya, ben hayret ediyorum kendi yaşında evlenen acaba neden çileli? O arkadaşlara da eminim kötü niyetle değiller. Onların ayara mutluluğu susayanlar olabilir. Mutluluğa susayanlar olabilir. Öyledir herhalde canım benim. Ben de anlamıyorum şu yaş değeri nedir acaba? Hasret Ulu diyor ki hiç ayrılmayı düşündünüz mü? Sen ya da Can öyle bir şey dedi mi hiç olmuyor ayrılalım gibi. Valla öyle ciddi anlamda tabii ki de düşünmüyorsunuz ama karı koca hep dövüştüğünde, hep birbirine laf saydığında ikinci lafı boşanacağım senden demesidir yani bu gayet normal. Ama ciddi manada tabii ki de değil. Zaten genel olarak bir karı koca dövüştüğü zaman ikinci laf hemen boşanıyoruz. Allah korusun. Feruze Tuy Morata demiş ki selam ablacığım, seni çok seviyorum abla, sana hayat bir daha verirse numaralı uğrasın, Amerika'dan takip ediyorum, öpüyorum yazmış, teşekkür ediyorum canım benim. Evan Su nazar boncuğu göndermiş. Hatice Tok maşallah çok güzelsin demiş. Ebru Fırat demiş ki YouTube kazancım ne kadar? YouTube kazancım benim normal dışarıda çalışacağım, benim mutfağımı, alışverişimi karşılayacak kadar çok şükür iyi. Yani öyle şey söyleyemiyorsunuz zaten. Çok güzelsiniz yazmış Hatice, teşekkür ettim.
Cihan o demiş ki Narin abla kızın Rümeysa ikinci bebek düşünüyor mu ve hiç arabada Türkiye'ye gittin mi? Valla arabada en son 9 mu 10 yaşındayken Türkiye'ye gittim. Rümeysa'da şu an düşünmüyorlar herhalde. Sus Nesi demiş ki yine Kosori'den memnun musundur eminim. Başka bir arkadaş da onu tavsiye etti. Tek bileziğin var ya onu Türkiye'den mi aldın burada? Burada ben bulamıyorum. Çok hoşuma kocaman selam demiş. Kosori he kızıl beyaz prenses bir güzel bir güzel. He. Tamam beyaz prenses biraz öbürüne karşı biraz daha horultulu sesli benim gibi ama gerçekten güzel yapıyor. O tekli bilezik de herhalde sen buna mı diyorsun kız şu üstü taşı? Ben bunu Swarovski'den almıştım canım benim altın değil. Bir de Alya demiş ki abla ismin Narin neden Nare diyorsun kendine onu merak ediyorum ya da iki tane ismim var. Evet canım benim benim kimlikte ismim Narin ama bütün çevrem Kürtçe'de hani köyde falan herkes Nare der. O yüzden Nare diyorum hani yıllardır herkes bana Nare der. Narin diyen çok nadir hani tanıyan herkes zaten Nare diyor. Paşaların annesi yazmış ki yaşlarınız nedir? Onu da söylemiştim. Ben 44 yaşındayım. Eşim de can kaç yaşındasın? Söylesene 85 doğumlu. 38 yaşında. Şimdi yaşımı hesaplayayım onu. 85 doğumlu. Eşini kıskanıyor mu? Yok niye durduk yerde kıskanayım ki? Ama tabii bir şey olur da insan kıskanır değil mi? Durduk yerde niye kimse kimseyi kıskansın? Hoş geldin. Osman Bayandır da nazar boncuğunu gönderdi ve yorumların sonuna da geldim. İnşallah birini unutmamışımdır, birini atlamamışımdır. Evet git peçete getir anne silsin. Koş benim yakışıklı oğlum. Çünkü kızlar bilgisayar bazen alttan üstten çıkıyor. Karışmış olabilir. O yüzden diyorum ki hakkınızı helal edin. Eğer birinizin yorumunu okumadıysam, eğer yorumunuzu okumamışsam birinizin ki mutlaka bu videonun altına yazın ki ben de yeniden cevap vereyim size. Ben şimdi göz atayım. Son şeyi yorum okumuştum zaten. Hani orada bir ekstra bir yorum gelmiş mi? Son yorum. Laptop kayıyor işte. Kızlar kaydırıyor bazen. Sıralaya girelim. Önce yeniye girelim. Yok kızlar herhalde hepsini okumuşum. Bu videoyu da burada kapatıyorum. İyi ki beni dinlediniz. İyi ki izlediniz. Yanlış cevaplarım olmuşsa eğer şey ettiysem hakkınıza girdiysem de helal edin. Kendi düşüncelerimi söylüyorum. Kendim cevap verebildiğim kadarına cevap veriyorum zaten size dürüstlüğümle. Hiçbir şey gizlemiyorum biliyorsunuz zaten. Öylelikle bu videoyu kapatayım. Sizlere Allah'a emanet edeyim. Uzun bir video oldu herhalde. Bakalım bu kaç saatte yüklenecek. Beni de güzel Aysel'im kelebeğim pırpırım bekliyor. Arkadaşım. Özlemiş beni aradı demin. Dedi Nare gel oturalım. Herkes Türkiye'ye gitmiş. Arabayla eşi de Ümre'ye gitmiş. Kaç defa hacca gitti geldi ama Ümre'ye gitmiş. Diyor ki evde yalnızın gelinden gel çay kahve içelim. Tamam dedim kız Aysel hemen videoyu çekeyim geliyorum dedim. Bay bay ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Birbirinizin kalbini kırmayın. Dünyanın sorununu, derdini sırtınızda taşımayın. Kendinizi iyi hissetmek için bir temiz hava alın. Dışarı çıkın. Lütfen içeride kendinizi o sorununuzla, o derdinizle boğmayın. Hadi bakalım. Bay bay. Azat bay bay de. Bay bay. Can bay bay de. Bay bay.